Hepinize iyi akşamlar. E, tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam çok uzun zamandır konuk etmek istediğimiz bir isim e, konuğumuz Sayın Selçuk Bayraktar. Hoş geldiniz. Hoş Bey, sana. merhabalar. E, şimdi tabii Selçuk Bey ile konuşacağımız konuları en iyi bilen isimlerden biri Mete Yarar. Mete Yarar'dan da rica ettik. Kendisi bizi kırmadı. Hoş geldiniz çok Mete Bey siz de. Bu sohbette sizin de katkılarınız Konuştum. olacak, sorularınız olacak. Selçuk Bey'e birlikte e, soru soracağız. Şimdi Selçuk Bayraktar e, İHA, SİHA ve TİHA'larla bütün dünyanın konuştuğu bir isim şu anda. Yani be, benim de çok dikkatimi çekiyor. Herhalde uluslararası basın takip eden herkesin, bütün izleyicilerimizin ilgisini çekiyordur. Hemen hemen her hafta dünya basınında e, Selçuk Bayraktar e, İHA'ları, SİHA'ları, TİHA'ları... E, ha, haber olarak yayınlanıyor bayağı gurur verici haberler olarak yayınlanıyor şimdi bu insansız hava araçları e, en kısa bir süre önce Suriye'de daha da kısa bir süre önce dağlık karabağda bizim terörle mücadelemizde kullanıldı ve çok yüksek bir performans sergiliyor Bu işler hem Türkiye'de e, yerli savunma sanayisini güçlendirmiş durumda hem de pek çok ülkeye İhraç ediyoruz bu ürünleri ve dünya çapında ürünler olduklarını ispat ettiler. Ee, en son ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da değil mi Selçuk Bey? Akıncı ilk uçuşunu Ak Akıncı. 6 Aralık 2019'da yaptı. 6 Aralık 2019'da gerçekleştirmişti Akıncı TİHA. Güvenlik güçlerine mi teslim ettiniz 29 Ağustos'ta? Evet. O tören yapıldı büyük bir görkemli bir törenle ee, ve bu, bu şekilde... Tihalarda tamamlandı. Şimdi bütün bu girişimler, bütün bu olaylar konuşuyoruz, konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor, dünya basınına konu alıyor ama... ...meselenin özü nedir? Bunu anlamaya çalışacağız bu akşam. Enine boyuna bütün bunları konuşacağız. Selçuk Bey, sizin 5 Ekim 2005 tarihli bir meşhur videonuz var... 2005 yani bundan kaç sene önce oluyor? 16. 16. 16, 16 sene evet. önce. Şimdi 2005 deyince insanlar çok yakın bir tarih gibi anlıyorlar ama 16 yıl önce henüz daha bu işler bu kadar e, gelişmemişken henüz işin çok çok başındayken bir konuşma yapmış Selçuk Bey. Bir videosu var. E, i̇lk İHA'lar üzerinde çalışma yapılıyor. E, şöyle diyor o videoda bu proje yani o İHA'nın yeni projesi, bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse Türkiye 5 sene içinde dünyada bir numara olabilir diyor. Bir, tam olarak izleyelim. Hazır mı? Var mı Onur? Hadi onu izleyelim bir. Yani ülkemizde şöyle bir şey doyuyor bizim için. Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum. En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da. Kuruç düzeyine girecek şey sistemini biz yapıyoruz. Mesela Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra gidecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor orada. Yani ülkemizde şöyle bir şey doğuyor bizim için. Ben Peki şimdi bir... ee, Selçuk Bey söylediğiniz gerçekleşti mi? Tabii. O zaman e, ben bir araştırma görevlisiyim. E, Baya, bayağı da gençsiniz. Tabii evet. <laughs> e, yurt dışında araştırma görevlisiyim. E, böyle gece gündüz çalışıyoruz Türkiye'nin ilk İHA'sını yapmak için. Ama İHA dediğiniz böyle maket uçak gibi ufacık bir şey. Tabii insanlar da gördüğünde o teknolojiyi aslında maket uçak gibi de değerlendiriyorlar. O e, daha çok işin başı değil Başı mi? ama aslında bu bir robot uçak ve bütün bir anlamda işin çekirdeği. E ee, ve buradaki çekirdek dediğinizde ne var? O maket uçak değil. Oradaki teknoloji. Işte bunu, tabii teknoloji. Oradaki teknoloji ne? Bunu otomatik uçuran yazılımlar, işte otomatik inmesini kalkmasını sağlayan yazılımlar, e, elektronik aksamı. Asıl Türkiye'nin de yapmadığı şey bu aslında. Asıl siz o zaman bir anlamda işin esas kısmını geçmişsiniz. Evet yani aslında Akıncı da şimdi onda bir tane bilgisayar var. Akıncı da onun gibi 100 tane bilgisayar var. Akıncı bu buradaki uçak 5 kilo. E, akıncı yani 6 kilo. Akıncı da 6 ton. Akıncı altı da ton, evet 6 ton yani 6000 bin kilo. bin katı daha büyük ama ne farkı var deseniz temelinde özünde bir fark yok. O ufak uçağı nasıl otomatik uçuruyorsanız ki asıl işin katma değerli kısmı, stratejik kısmı da orası. Bu teknolojiyi yapmak yoksa montaj sanayi dediğinizde zaten e, tasarımları dışarıdan gelmiş bir şeyi monte ediyorsunuz o zaman ama ben, burada Aston uçağı kendiniz tasarlamışsınız o, bilmeyen açısından şöyle evet. mi diyorsunuz yani ilk tasarım evet İlk evet. milli tasarım milli ve özgün tasarım insansız aracı ama tabii en ufak sınıfta bu şu anda fotoğraftaki ufak evet bu onun ilk prototip hali ee, o demo'da uçan uçak ve bu yani. 16 yıl önce yani. Tabii 16 yıl önce aznaba gibi uçak gibi bir şey ama otomatik uçuyor. Otomatik uçan robot uçak aslında. Hatta o döneme döndüğünüzde bugün dronlar var biliyorsunuz. Neredeyse herkesin evine kadar girdi. O dronlar bile yok ortada daha öyle düşünün. O zaman böyle bir bilgisayardan Tuşa basıyorsunuz uçak bir yere gidiyor. Dünyada bu araştırma konusu henüz. Henüz. Öyle, tabii, ha, dronların yani, bile olmadığı bir süreç Tabi, Tabii dronların dahi olmadığı ve araştırma safhasında yani özellikle minyatür boyutlarda bu boyutlarda ufak boyutlarda bir robot uçağı siz e, bilgisayardan kumanda ediyorsunuz. O da otomatik bir şekilde bir görevi yapıyor. Bir yere bir noktaya gidiyor. Bu fotoğrafta da babanız Özdemir Babam Bey. Babam ve amcam var. Amcanız. Evet. Amcam ee, orada in... denemeleri yaparken Topkule Kışlası'nda İstanbul'da. Tabii bir aile girişimi Baykar. Baykar eski bir firma ama bu alana çalışmaya, bu alanda çalışmaya başlaması 2003 gibi. Yoksa Baykar'ın geçmişi daha geçmişe dayanıyor. Özdemir Bey'in kurduğu bir firma 1985'te hassas makine parçaları yapıyor Baykar ve yine ihracat da yapıyor ama makine parçaları. Ee, biz ikinci nesil olarak abim, kardeşlerim birlikte benim de uzmanlık alanım bu insansız hava araçları üzerine. Yani insansız hava araçlarının bu beyin sistemlerini geliştirmek üzere en kritik aksam o. Türkiye'de de o yapılmıyor. Türkiye'de F-16 mesela e, gövdesi üretiliyordu o dönemde. Tabii ama tasarımı yurt dışına ait. Burada tümüyle milli tasarım bir hava aracı. Hava aracı derken gövdesi değil aslında buradaki en önemli husus Beyin. içindeki beyni. O ilk defa yerli olarak, milli olarak ve özgün olarak yapılmış oluyor. Oradaki e, görüntüde de o Savunma Sanayi Başkanlığı'nın açtığı bir program. Orada yarıştırılıyor bu uçaklar. Orada da tek milli ve özgün olarak işte uçuş kontrol bilgisayarına sahip olan uçak bu. Bir tek zaten bu uçabiliyor. Diğerleri dışarıdan, kısıtlamalara tabi olduğu halde dışarıdan getirmişler. Ama onlar uçmuyor. Bir tek başarıyla uçabilen bu. Ben bir anlamda bir şey sorayım mı? serüven de tamam. orada başlıyor. Buyurun. Ee, şimdi siz orada normalde sizden istenenden daha fazlasını vaat ediyorsunuz. Normalde ihalede dışarıdan ve getirip birleştirmek de e, ihaleyi kazanma yeterken... ...siz e, yerli olarak yapıp e, onu e, daha doğrusu milli olarak yapıp ilk getiren sizsiniz doğru mu? Aynen öyle. Yalnız orada tabii teknik olarak ilk defa böyle bir program uygulanıyor Türkiye'de. Ondan öncesinde şu var. Sadece yurt dışından tedarik etme modeli hı hı. var. Yani daha önce de insansız hava araçları Amerika'dan hı hı. tedarik edilmiş. Hatta Amerika kendi ülkesine satmadan bize satmış ve işte daha çok İsrail'in askeri ürünleri hakim. İlk defa en ufak da olsa Savunma sanayi Başkanlığı şöyle bir modelle çıkıyor. Diyor ki ben bu teknolojiyi yani o 2000'lerin başında hı. başlayan millileşme vizyonuyla oluyor bu. Diyor ki ben bu teknolojiyi henüz dünyada olgunlaşmış bir teknoloji değil, milli olarak geliştireceğim. Ve en ufağından başlayacağım. Yani dışarıdan alın, alınan uçaklar, daha sonraki süreçte de dışarıdan alınan uçaklar daha büyük uçaklar. En ufağından başlayıp buradan yola gireceğim. Orada da diyor ki firmalar gelecekler, ya gövdeyi milli yapacaklar, ya uçuş bilgisayarını milli yapacaklar. Bir tek hem gövdesi hem uçuş bilgisayarı tek. milli olan bir tek bizde gövdesi dediğiniz zaten maket uçak gibi bir şey. Asıl know burada nerede? Asıl kritik teknoloji, stratejik Yazılımlar. teknoloji. Bunu robot gibi uçuran o yazılımlarda zaten benim de uzmanlık alanım bu. Hatta o dönemde işte e, insan sava araçlarını hem otomatik formasyon kol uçuşu yaptırma üzerine çalışıyordum. E, hatta dünyada Doktor ilk a, defa insan savaşı. Efendim? Doktora konunuzda bu galiba. Yani master'ımı yaptım Master, ama doktoraya gitmiştim. Ee, mecburen bu işlere devam etmek için MIT'den doktoramı yarım bırakıp master'ımı aldım. Çünkü bir yandan bu girişim devam ediyordu. Ve bunun devam edebilmesi için bir şeyi bırakmanız gerekiyor. Hayat bazen böyle e, iki alternatif yollar sürüyor önünüze. O yol veya bu yol diyor. Burada ee, şeyi sorabilir miyim? Siz tam e, TİHA'da bir konuşma yaptınız ve konuşmanın içerisinde aslında aynı tarihlere denk geliyor galiba. Ee, bir savunma e, yetkilisinin size aynı dönemde sanırım e, kendinize anlatmak ve ifade etmek için gittiğinizde yani zaten yapılmışları var çocuklar. Siz fazla uğraşmayın. Akıllı insanlarsınız. E, gelin e, siz e, bir de tercümanlık yapın. E, aracı olun dediğini söylüyorsunuz. İşte tam bu dönem. Tam bu dönemle ilişkili mi? Tabii bir Kaç tarafta. O yani bu dönem derken başlangıç dönemi. Evet 2003-2004. O yıllarda biz tabii bunu babam Özdemir Bey'in abimin e, e, abimle birlikte biz çalışmaya başlıyoruz. E, çünkü ben yurt dışında bu alanda çalışıyorum ve dünyada belki 10 yıl sonrasının teknolojisine çalışıyorsunuz. İşte deneysel aşamada da olsa bir şey geliştiriyorsunuz. Sonra dünyada ne oluyor? Bu, bu geliştirdiğiniz şey, işte Amerika'nın askeri endüstriyel kompleksinde en yüksek teknoloji dönüşüyor. Siz orada bilimsel bir çalışma yapıyorsunuz. Biz bu sırada yani babamın da lafı vardır. Yani biz yetiştireceğiz, yetiştireceğiz, yetiştireceğiz. Ondan sonra gidip Amerika'ya hizmet edecek. Yani bütün Türkiye'de eğitimini alacak. Sonra orada gidip bu teknolojileri geliştirecek. O da Amerikan ordusuna. Tabii aynen öyle. Zaten bizim orada bu çalıştığımız projelerde ben araştırma görevlisiydim. Oradan bursluydum. Yani sadece e, okul ki çok yüksek okul bedelleri orada. Hem University of Pennsylvania'da hem MIT'de. Oradan bursluydum. Maaşım da oradan geliyordu. Bütün dünyadan topluyor Amerika zaten bu beyinleri. Yani bizim çalıştığımız laboratuvarda %95'i yurt dışındandı. Yani bir laboratuvarda bir Türk, bir Hintli, bir Çinli, bir Fransız, bir Alman aynı fıkralar gibi. Yani Amerika'da neredeyse yoktu. Hem MIT'de de böyleydi hem e, UPenn'de de böyleydi. Şimdi gidiyorsunuz dünyanın en parlak beyinlerini topluyorlar, en gelişmiş teknolojileri geliştiriyorlar. Bunu da sonra ne yapıyor Amerika? En iyi harp, en gelişmiş, en yüksek teknoloji harp teknolojilerini geliştiriyor. Ondan sonra da bir sonraki adımda da sivilleştirip çok daha büyük bir pazara sunuyor. Yani teknolojinin. Aynen öyle. Bütün kullandığımız bir yüksek teknoloji böyle aşağı yukarı. Yani bilgisayarlarda böyle internette böyle işte kullandığımız cep telefonlarının içine giren yani çok gelişmiş bir teknoloji harikası bir alet bu aslında hepsinin köküne baktığınızda savunma sanayisini görüyorsunuz ve bunu neyle yapıyor yani sadece kendi beyin gücüyle değil dünyadan toplayarak yapıyor şimdi şayet burada bilgiyi siz üretmiyorsanız bu teknolojilere ancak taşeronluğunu yapıyorsunuz İşte montaj sanayi dediğimiz şey bu yani hatta bu devirde yani Mete sorduğu soruyla alakalı söylüyorum. Şu telefonu üretmeniz de çok bir şey ifade etmiyor. Bu telefonların büyük çoğunluğu Çin'de üretiliyor. Kimin tasarladığı daha önemli. Kimin yazılımlarını yazdığı çok daha önemli. Kimin bilgiyi geliştirdiği, fikri hakların kimde olduğu, tasarımların kimde olduğu çok önemli. Yani bu telefon 1000 liraysa ise tasarlayan 900 lira kazanıyor, üreten belki 50 lira kazanıyor ancak. Düşünecek olursanız. Dolayısıyla üretmek de yani bilgiyi geliştirmek, bilgiyi üretmek. Peki. Kendisini teknolojinin kendisini üretmek değil, bilgiyi geliştirmek, bilgi üretmek önemli. Peki bizde nasıl bir Bizde biz? niye peki öyle bir i̇şte şimdi, yaklaşımla yani normalde evet. yani sizi teşvik etmesi gereken makam, Aynen öyle. neden size şimdi yapmayın bu, der? şimdi bu bu tümüyle en tepedeki bakış açısıyla alakalı. Zaten ondan önce savunma sanayine bakacak olsanız 85'i yurt dışına bağımlı. Yani Türkiye'nin durumuna 2000'li yıllardan öncesine bakacak olsanız... ...hatta ilk millileşmeye başlaması bir ambargo vesilesiyle... ...Kıbrıs ambargosu vesilesiyle ASELSAN kuruluyor. Ondan önce daha da fazla yani... ...ama 2000'li yıllara baktığımızda aslında bir paradigma dönüşümü oluyor. Yani bu 2000, siyasi iradenin çok, değişmesiyle... Çok özür dilerim. 2000'li yılların başında savunma sanayinde Türkiye... Yüzde kaç oranında dışa bağımlı? Yüzde 85. Yüzde 85. Bugün dışa bağımlılık yüzde 30'ların altında. Yani o dönemde yüzde 15 yerliyken bu dönemde yüzde 70'lerin üzerinde. Yani bu tümüyle bakış açısının değişmesiyle aşağı yukarı aynı. İşte aynı mühendisler çalışıyor. Aynı sayıda aynı fabrikalar var. Aynı fabrikalar var ama bakış bir tepede vizyon en tepedeki vizyon dönüşünce bakış açısının değişmesiyle işte Miniyanın başlaması da böyle. Biz deniyor ki en ufaktan da olsa buna başlayacağız. İşte bugün 6 kiloluk uçaktan 6 tonluk dünyanın gıpta ile bahsettiği sadece dünyanın 3 ülkesinin yapabildiği bir esere ulaşıyorsunuz. Ya Selçuk Bey ben şunu anlamıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Yani bakış açısı değişince yani şimdi AK Parti iktidarda. Erdoğan Başbakan hadi çocuklar yerli ve milli üretin bakalım diyor. Bir vizyon veriyor ve böylece tak diye değişiyor mu iş yani bu mu? İşte bu mu diyorsun? Yani bir orası bir kere en tepenin vizyonu en önemlisi. Bunun ön, aşağıya ya evet. o önünü açacak bir defa bir. O kezin açacak yani Mete ama Mete Bey'in söylediği gibi evet. bir ya siz çocuklar bunu yapamazsınız. Gidin yurt dışından alın tercümanlık yapın. Anlayışı terk edilecek. Bir kere evet ama şimdi bakın bu devlet yönetiminde en tepeden aşağıya doğru yansımasını düşünecek olsanız sizin koyduğunuz bir konudaki hassasiyet azalarak yansıyacaktır. Dolayısıyla en tepe çok kararlı olursa yukarısı. Yani yukarısı şimdi ısrarcı bir, olacak şimdi, Bir kere şu konulmuş deniyor ki biz bunu bu alanda insan sav aracını milli olarak yapacağız ilk defa. Ki o güne kadar da Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bütün yüksek teknoloji e, tedariğini Savunma Sanayi Başkanlığı yürütür ve geliştirmesine yaptığı ilk milli tasarım proje olacak. Yani düşünün ki yurt dışından Stinger füzesi de alıyor. Düşünün ki hava savunma da alıyor. Düşünün ki F-16'yı da tedarik Ortak ediyor. Ortak üretim Ama yapılabiliyor. İlk defa bir uçak yapılıyor. Bu da en ufak uçak ve insansız uçak ve milli olacak, milli tasarım olacak şartı konuyor. Ve orada da... Bu kaç yılında oluyor? Bu 2004 yılında oluyor. 2004 yılında. Bizim de 2005 veya 2004 tam tarihi hatırlamıyorum sonu olabilir. O dönemde de bizim de girişim olarak bu çalışmamız var. Yani en ufak işte en ufak İHA'ların en ufası sayılabilecek minyatür boyutta bir İHA'yı geliştirmişiz ama İHA dediğimiz yani asıl dediğim gibi yazılımı bunun önemli olan onu tasarlamışız, e, geliştirmişiz otomatik bir şekilde denk geliyor. Uçuruyoruz. Aynen öyle. E, denk geliyor. Yani o vizyonla bir anlamda örtüşüyor. Tabii arkadaki fotoğrafta Evet, arkadaki şey. bizim ekibin e, Babam orada, hı hı. yeğenim orada. Aa, bu yine ilk başlar. Abim yani. orada. evet, evet yarışmayı kazandıkları uçak. Evet e aynen e tabii. E Hatta bu evet. O zaman Selçuk Bey şöyle oluyor olay anladığım kadarıyla. Bir, siz zaten böyle bir milli bir şey yapalım. Bu işin zaten yurt dışında eğitimini almışsınız. bu Bu amaçla aile şirketi bu hedefe doğru işler yapmak istiyor, adımlar atıyor. Bir yandan da Türkiye'de işte anlayış değişiyor. Ya biz yapalım, biz yapabiliriz anlayışı Tabii. geliyor. O anlayışla sizin gayretiniz örtüşünce Aynen ortaya öyle. başarı çıkıyor. Aynen öyle ört ama işte o örtüşmeyecek olsa asla yani Sel Selçuk'un yapacağı şey. şey belki bu alanda ancak yurt dışında çalışmak olur. Amerika'ya. Yani dese ki biz zaten onu söylüyor bürokrat zamanı oradaki diyor ki Bak güzel kardeşim sen iyi okumuşsun, akıllı çocuksun, Sevim, iyi okullarda okuyorsun, seni sevdik. Aynen birebir yaşadığım olay bu benim. E, Kelli felli biriydi. E, diyor ki ama diyor bak bu yabancılar öyle bir alıp başını gitmiş ki bizim onlara yetişmemiz mümkün değil. Siz onlarla aramızda bağ kurun yani çünkü biz onlarla teknik şeyler konuşuyoruz. Her dediklerini de anlamıyoruz, siz teknik şeyden anlıyorsunuz. Siz onu yapın daha da fazla yormayın kendinizi. <laughs> Çünkü yürümüş gitmiş bunlar. Biz şimdi bu anlayışa sahipseniz zaten bir köle zihniyeti bu. Sömürgeci zihniyeti. Bir gün olsun siz biraz daha bir gün olsun şey özgür olmanız işte biz ne diyoruz? Semalarımızda hür ve bağımsız. Olmanız mümkün değil ki. Bu söz bundan dolayı söyleniyor. Semalarımızda hür Öğrenim ve bağımsız. Çaresizlik mi deniyor? Elbette bir yani şimdi biz ben manze zihniyeti. Aynen öyle. Yani en ufağından da olsa bir gün olsun bir uçak yapmanız mümkün mü? Mümkün değil. Bir kere farklı türlü bakacaksınız. Bir defa şu galiba anladığım kadarıyla bir yerden başlayıp senin 60 yıl ilerinde olsa bile evet. sen onu geçebilecek bir yazılım icat edebilirsin, çıkartabilirsin. Evet ama burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bu işleri ben sörf dalgasına benzetiyorum. Yani bu sörf dalgasının bunlar böyle teknolojinin devinimiyle çıkan sörf dalgaları gibi düşünün. Onun önünde yakalarsanız hep avantajlı durumda olursunuz. Ha, dalga arkasına yük düşerseniz da dalga yük sürekli yokuş çıkarsınız. Dalga yüksekken peki evet. bu İHA işi bir dalganın yüksekken aynen, yakalandığı an mıdır? Aynen öyle. Dünyada bu işin yavaş yavaş konuşulmaya başlandığı, araştırma fazında olduğu bir dönemde biz çalışmaya başlıyoruz. Ondan sonra zaten 10 yıl sonraki e, şeye bakacak olsanız sivil alanda da çok yayıldı yalar neredeyse yani 20 sene içinde herkesin evine bir tane ufak da olsa drone girdi drone girdi neredeyse değil mi yani oyuncaklarından tutun işte türlü türlü işler yapan e, dronlara kadar o kadar yayıldı ki hatta biz de araştırma görevlisi olarak yani bu konunun uzmanı olarak e, dünyada da sayılı uzman vardı o dönemde bunu öngöremezdik yani sivil alanda bu kadar yayılabileceğini. Açıkçası Öngörü daha çok askeri alanda. Ben bu. askeri alanda mesela çok daha daha da hızlı gider diye düşünüyordum. Ee, Beklediğinden de daha e, yavaş gitti o, ama mesela biz Türkiye olarak herkesten hızlı bir ivme yakaladık. Ee, Çin mesela hiç ortada yoktu biz başladığında. Bir şey bir şey merak ettim yani demek ki o zaman şöyle üç şey lazım. Bir bu işi yapacak bu işe kafayı koymuş gayretli mühendis lazım bir. Evet. Ee, ülkede bu, bu, mühendisin önünü açacak bir irade lazım. Bir irade siyasi lazım. Siyasi ve bürokratik irade lazım. Tek baş, yani siyasi irade bir şey söyleyip bürokratlar başka bir şey yapıyorsa e, o zaman da olmaz. Bürokratik iradenin de muhakkak. Üçüncüsü de e, teknolojide bir momentum oluyor zaman zaman. Paradigma dönüşümü dediğimiz yerler buralar. Kırılım o, noktaları. O kırılım noktasını yakalayacaksın. Evet, geleceğin konularına çalışacaksın. Ee, o zaman bu üçü bir araya Yok. gelince oluyor bu iş. Sadece o değil, bir şey daha, bir, bir şey daha eklemem evet. da. Bizim tabii burada bir <laughs> e, yani ne yapacaksın, nasıl yapacaksın sorusu çok önemli. Etik ve ahlaka muhakkak riayet edeceksin. Asla e, ondan ayrılmayacaksın. Şöyle bir örnek vereyim yani biz aslında bir uçağı uçurmak için milyon tane halkası olan bir zincir gibi düşünün uçağın uçmasını sağlayan sebepleri. Bir tane zincir çürük olsa o uçağın uçması mümkün olmaz değil mi? Ya, ahlaktan kasıt ne? Ahlaktan kasıt şu bir kere düşünün ki şöyle düşünün o fizik kanunlarına herhangi bir yalan söyleyebilmeniz mümkün değil. Fizik kanunlarına yalan bir hesap sokabilmeniz mümkün değil çünkü onların kendi doğası var. O tabiat içinde hareket ederler. Dolayısıyla e, işinize eğer e, gayri ahlaki hususlar bulaşıyorsa düsturunuza, bir kere oralarda da zaten tökezleyeceksiniz e, demektir. Uçuramazsın ki zaten. Bir, tabii. Hem, bir, bir kere fizik kanunlarına aykırı olarak bunu başaramazsın. İki, bizim inancımız gereği eğer etikten ahlaktan ayrılacak olursan zaten yapacağın işin bir bereketi, bir faydasının olması mümkün değil. Bu hususa da özellikle e, önemli üzerine altını çizmek istiyorum. Çünkü bu işlerin önündeki en büyük engellerden bir tanesi de bu. Etik ve alaka bu işlerde riayet edilmiyor olması. Belki yerleşik düzende edilmediğinde insanlar bunu gündelik olarak şeylerini görmüyorlar ama orta vadede yani zararını görmüyorlar ama orta ve uzun vadede bedelleri çok ağır oluyor. Yani Şöyle bu gibi işlerin, bu gibi işlerin e, düşünün ki yurt dışına gitmesinin bile e, sebeplerinden bir tanesi budur. Niye Türkiye bu alanda bu kadar bağımlıydı, değil mi? Yani o, o dönemde bağımlıydı. Neredeyse biz işte yurt dışından almak için e, devlet büyükleri gidip yurt dışından istemek durumunda kalıyorlardı. Hatta da vermeyiz böyle stratejik teknolojileri deyip duruyorlardı. E, en önemli engellerden bir tanesi de bu söylediğim husustur. Ahlaki. Yani, evet. Yani Peki. o bu tabii her taraf için. Yani hem üreten taraf için, hem teknolojiyi geliştiren taraf için, hem bürokrat işte bürokrasi tarafı için en büyük engellerden bir tanesi de budur. Yani sizin en büyük engeliniz bu teknolojiyi geliştirme engeli değil. Elbette insan gücünüz olacak. Ona yönelik o insan gücünü pekiştirecek ekosisteminiz elbette olacak ve elbette akıllı davranacaksınız. Yani bugünün bitmiş bir yarışında yani dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile yarışamıyor. En gelişmiş ülkesi bile belli sektörlerde yarışamıyor. Ama geleceğin konusuna odaklandığınızda, etik ve alaka riayet ettiğinizde ve hepsinden önemlisi bunu insanlığın faydasına, ülkenizin faydasına olacak şekilde hedeflediğinizde işte o zaman gerçek başarı geliyor. Baykar'ın bu başarısının altında da bu yatıyor ki bizim Milli Teknoloji Hamlesi dönüşümüyle, işte Teknofest'le, T3 Vakfı'yla ile hedeflediğimiz Hususta bu, bu gibi girişimlerin sayısını çok arttırmak ki bir, inşallah onlar da bir, bir ara verir. yüzlerle geliyorlar. Mete Bey bir, bir şey, şey söyleyebilir miyim? Yani şimdi siz e, dördüncü eklediniz, siz üç dediniz, dört dediniz. Ben beşinciyi söyleyeyim ve sizin çok verdiğiniz örnek üzerinden söyleyeyim. Siz konuşmalarınızda ısrarla devrim arabalarından ve nurikillik ile çok bahsediyorsunuz. Çünkü ikisi de aslında bir... bir e, Şahıs şirketinin gelebileceği en son noktalardan bir tanesi Nuri Killiğil. Devrim arabada aslında bir teknolojik yolculuğun başına kesilmesi. İki örnekte aslında şeyi anlatıyor. Sizi anlatıyor. Ama bir şey daha gerekiyor bence. E, bu biliyorsunuz devrim arabaları yapılırken aslında bir siyasi irade o zaman var. E, var. Cumhurbaşkanı parasını veriyor. Ve o dönemin en önemli mühendislerini de bir araya getiriyor. Ve bu mühendislerle bir kongre yapıyorlar. Kongrenin son odunda e, o zamanki Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkıyorlar ve kongre sonuçlarını söyleyecekler. Gidenlerden bir tanesi de 3 kişi gidiyor. Bunlardan bir tanesi Şükrü Erbaşkan, o zaman doçent Necmettin Erbakan rahmetli, o da var. Size orada söylenen cümleyi okuyacağım. Bence bütün her şeyin özetini aslında yolculuğu anlatıyor. Diyorlar ki e, yapabilir misiniz diye soruyor Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Yaptığınız kongre yapabilir misiniz diyor. Ve Şükrü Er şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki Kongre kararları iyi oldu. Fakat otomobil yapamayacağız diyor. Bak. Zira memleketi yönetenler, yetkililer, sorumlular bu işe inanmıyorlar ve karşıdırlar. Sanayi Bakanlığı'ndaki görevler bile memleketin kalkınmasında şeftali yetiştirmeyi daha cazip ve uygun buluyorlar. İthalatçılar telaş içinde. Yılda 1 milyar liralık satış mevzu bahis. Propaganda için her türlü masrafı göz alıyorlar. Belli başlı gazeteler ithalatçıların organı halinde ve konuya karşı amansız savaş açtılar. Bu hava ve şartlar altında otomobil yapılamaz. İnanan insanlar yetki ve sorumluluğu devralmalıdır. Bakın buradaki en önemli şeyden bir tanesi inanan insanlar yetki ve sorumluluğu devralmalıdır. Selçuk Bey bir konuşmasında şöyle bir ifade kullandı. Halkın desteği olmadan ve halk desteği ile beraber siyasetçinin arkasında bu işi yapmak için zorunluluk yapmadığı müddetçe olamaz diyor. Bence önemli şeylerden bir tanesi halkın da bu yolculuğa inanmış İnanç. olması gerekiyor ve arkasından bu işe girecek olan girişimcinin de her türlü kavgaya, kavgada her türlü belada vazgeçmemesi gerekiyor. Bence irade de bunda belki yansılamaz bir şeylerden. Siz çünkü konuşmalarınızda bunu sıklıkla anlatıyorsunuz ve anneniz, babanız dedeniz size bununla ilgili alıntılar yapmış. Bence biraz da ondan bahsedin Çünkü herkes aslında bu yolun zor olacağını size söylemiş. Ailecek de söylemişler. Doğru mu? Yani evet. Başladığımızda hele o dönemden bugüne baktığınızda tabii bir başarı örneği de olmadığından önünüzde referans alabileceğiniz hikayeler hep şöyle. Sizin söylediğiniz gibi işte Nur Demira örneği var. Aslında büyük bir başarı örneği. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ee, ama tümüyle yok edilmiş yani uçaklar hatta yurt dışına satılacak olduğunda işte uçurtmayız da sattırmayız da ee, onun dışında Vici Yurkuş örneği var işte Nuri Kiligil örneği var. E, bu gibi sanayicilerin e, 1950'lere varıncaya kadar neredeyse hepsi yok edilmiş ve Türkiye'de bambaşka bir model gelmiş işte sizin söylediğiniz e, model bir anlamda tümüyle Fikren, Dışarıya bağımlı, işte bir anlamda e, sadece montaj sanayinin e, unsurları, sadece o tesisin sahibini, o kurumun sahibini zengin eden, e, aslında fikir, bilgiyi üretmeyen, geliştirmeyen, kendini de aslında bir tarafta kısırlaştıran... bir model, hatta kendi insanına da hor gözle bakan bir model gelmiş. Bağımlı kılan, ülkeyi. bağımlı kılan, işte biz yapamayız diyen. E, dışarının ağzının içine, içine bakan, yabancının ağzının içine bakan, kendi beynine güvenmeyen, kendi fikrine güvenmeyen e bu bambaşka bir sonuca getiriyor. Aynı insanları siz bakım mühendisi veya satış elemanı olarak da kullanabilirsiniz veya işte bizim ekibimiz de gencecik bir ekip. Yani henüz böyle büyük tecrübeli, tecrübeleri olan insanlar değil bunlar, gencecik çocuklar. E, ama 6 tonluk dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği SİHA'yı yapıyorlar. Bu, bu arada SİHA dediğimiz aslında robot bir uçak. Bunun içinde 100 tane bilgisayar var. Her birini teker teker biz tasarlıyoruz. Yani jantını, balatasını, frenini zaten Türkiye yapıyor. Onlar da Türkiye'de yapılıyor ama e, asıl işte milyonlarca satır yazılım var. Sadece uçağın kendisinde değil. Yerde de öyle. İşte üzerindeki mühimmatları e, savunma sanayimizin diğer milli kurumları yapıyor. Roketsan yapıyor, TÜBİTAK SAGE yapıyor. He, hepsi de gencecik çocuklar. Bu SpaceX'e gittiğinizde de böyle yurt dışına hani roketi uzaya kadar çıkartıp... E, geri geri indiren firma da orada da gencecik çocukları görüyorsunuz. Dolayısıyla bakış açısıyla alakalı. Zeka, Ve zeka, nasıl... zeka birikim aynı. Aynı aynen öyle. İnsan unsuru aynı. Ama yönlendirme ile alakalı. Yıldırma ama. İşte Tabii. yani yıldırma ortadan yıldırma ortadan kalkınca ama kalkmıyor. Işte kalkmış ki. Yok kalkmadı. Asıl kalkmamasının sebepleri 2003'te başladığı yolculuğun içinde 2015'e kadar yediği dayağın haddi hesabı yok bayraklar e, e, Bayraktar ailesinin. Kimden şu proje, hayır şöyle söyleyeceğim. Şu proje var ya. Şu proje normalde dünyada şöyle yapılıyor. Türkiye'de de öyle yapılıyor. Mesela projelere bir şey geliştirmek istiyorsanız devlet diyor ki kardeşim sen bunu ihaleyi kazandığında al bu parayı geliştirme parası olarak al. Bunu geliştir diyor. Normalde başka şirketlerde de bunu bu yapılıyor. Bayraktar ailesinden ilk defa bu projeyi aldığında ilk defa bakın yerli ve milli projede Bayraktar ailesinden teminat mektubu isteniyor yapacak bırak, bırak para vermeyi, geliştirme parası vermeyi. Üstüne para istiyor. Bayraktar tb 1 yani 2007'de TB1 başlayan şeyden para isteniyor. Geliştirme sürecinde bu uçağı geliştir yani TB2'nin de, de eski versiyonu. ben versi de diyorum ki ya tamam bunlar yapılmış, engellenmişler. Fakat sonuçta bir başarı var. Oraya takılıp kalmayalım. Yani geldiğimiz <laughs> noktaya odaklanalım. Yani şu anda var mı bir engel yani sizin önünüzde şu şu aşamada. Şu aşamada tabii bizim en büyük engelimiz aslında kendimiz bir tarafta baktığımızda. Onun için biz... Ne demek kendimiz en büyük engel? Yani özellikle bütün bu işlerin önündeki engel neyse işte Mete Bey'in de 2005'te bahsettiği gibi işte bu teknolojiyi Türkiye yapar mı? Dünyada bu alanda bir numara olur mu? Bu inanç. Mesela biz diyoruz ki bugün dünyada hatta 200'e yakın girişim var. Büyük, irili, ufaklı. Bugünden otomotivin yaşadığı işte dördüncü devrim. Ne o? Şu an elektrikli arabalar var, akıllı arabalar geliyor. Bundan sonra da uçan akıllı drone taksiler gelecek. Değil mi? Bütün dünya çalışıyor buna. Yani büyük an, firmalarda hani çalışıyor. Eğer otomobilde o evet. söylediğiniz surf dalgasını evet. yakalamak istiyorsan hangisini yapacaksın? Uçan arabayı mı yapacaksın? Bugünden evet aynen öyle. Yani yarının oyuncuları bugün bugünden çalışanlar olacak. Diğerleri sadece bu alanın taşeronları, alt yüklenicileri olacak. Peki biz bunu yapalım dediğimizde neyle karşılaşıyoruz? İşte ben özellikle gençleri de teşvik etmek için bunu lanse ettim. Hatta derme çatma böyle resimlerle lanse ettim diyebilirim. İşte ilk geliştirme. Ne dediniz? Dedim yani işte şunu sosyal medya üzerinden yaptığımız çalışmaların resmini koydum. Bakın işte bu bu alan var. Bu uçan alan araba. Geliyor. Bu 15 sene sonra gelecek. Burada gerçek bir markamız olsun. Şu şu Evet Cezeri bu prototip. Tabii uçan büyük bir drone gibi bir şey şu anda bu. Ama 10 sene sonrasını düşünecek olsak mobilitede, mobilitenin her türlüsünde kargo taşımacılığından işte drone taksiye, bunun yanında çok daha farklı uygulamalara, çok geniş yelpazede. Yani toplu taşıma bile e, tam, bir tamam. anlamda. Güzel başlamışsınız, harika, şahane. Tamam ama, sorun nerede? E, şimdi sor, Sorun şurada. Şimdi bunu yapmaya kalktığınızda birileri e, sadece dalga geçiyor mesela. Biz, çok gördüm onu. He. Evet. Uçan yani, araba yapacaklarmış. Şimdi, bu bir engel. Ben mesela dünyanın başka ülkelerini de inceledim. E, sadece... Böyle az gelişmişlik kompleksi olan yerlerde kendi insanını böyle sömürge ülkelerinde olan bir yaklaşım tutumu bu. Şimdi sömürge olmadık bildiğim kadarıyla ama bu tutum nereden geliyor? Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Mesela bu büyük bir engel. Çünkü bu şu anlamda büyük bir engel. Belki o alanda bizim teknik problemleri çözmemiz açısından engel değil ama kamuoyunun bakışına etkilediğinden bir noktada. Çok, çok iyi anlıyorum. Şöyle bir şey ben de gördüm onları. Yani diyor ki ya uçan araba yapacakmışız. Biz önce şunu yapalım da falan evet. hani böyle bir hava işte o <laughs> Mete Bey'in okuduğu inançsızlık <laughs> meselesi yani ya hani o inanmama <laughs> hiçbir şey değişmiyor ki. Değişmiyor ya. işte orada ya o şey Onu görüyorsun yani. Evet yani aslına bakarsanız o zihniyet devam ediyor. Ben bunun köklerini şeyde bulmuyorum bu arada. Yani son 10 yılda son 20 yılda değil bu yüzyıllar böyle, böyle gelmiş. Yani bizim bilimle ve teknikle olan irtibatımızı kesmemizle birlikte medeniyet olarak e, o organik bağımızı yitirmemizle birlikte bu biz yapamayız. Biz beceremeyiz. İşte yabancı yabancı hayranlığıyla birlikte bir kısmı da öyle Almanya yapar, Amerikalı yapar. öyle ve eski bir hastalık. Yani doğru, epey doğru, kökü evet. çok derin. Bu en büyük engel. Bu aslında bütün Üç, bu işlerin önündeki en büyük engellerden bir 300, tanesi. 300 500 bu. yıllık bir hastalık. Evet, bu. diğerini söyledim. Diğeri etik ve ahlakla alakalı dedim. Bu ekosistemi oluşturmak istiyorsanız muhakkak bunun adaletli, etik ve ahlaki bir zemine oturması lazım. Yoksa Sen, yine devrilir. Selçuk Bey dedim. mesela bir Alman çıksa dese ki ya 10-15 sene sonra bu bütün otomotiv e, şeyi demode olacak. Uçan arabaları bizim yakalamamız gerekir. Biz uçan araba yapmalıyız desek dese ya da bir Amerikalı bunu dese Oralarda da alay edilir mi bu tür adamlarla? Ya ben dünyanın hiçbir yerinde göremedim. Hatta şöyle oluyor. 30 kişilik bir firma bir prototip koyuyor. Basit bir prototip. E, milyar dolara yakın yatırım alıyor. Ve böyle yani 30 kişiyken de şu anda mesela uçan arabalar o kadar sıcak ki bu alana yatırım e, yani bu alana da çalışan girişimler çok büyük yatırım alıyorlar. Kimisi diyor ki ben 2025'e kadar New York'ta Manhattan'dan JFK e, Havalimanına. havalimanına kadar drone taksi geliştireceğim, onunla. hedefim o. İşte onun üzerinden yatırım oluyor. Yani 30 kişi toplanmış, bunu yapacaklarını söylüyorlar. 30, 50, 100, 200. koyuyorlar. Ya yani ufak gruplar. Devlet yatırım yapıyor buna. Devlet değil, yani özel. Özel, şey, özel girişimler. Şey de öyle değil mi? Yani uzay yolculuğu hayalde herkes dalga geçiyordu, hatırlayın. Uzay tabii. turizmi diyorlardı. Tabii. Evet. ondan 15 sene önce, şimdi millet gidiyor. E, kimse dalga geçmedi onlarla mesela şunu söylüyorum yani. yani evet. Hayır biz burada uçuruyoruz o, o zaman bile bazen işte geçenlerde bakanımız paylaştı aslında şunu söylüyor bakın diyor çalışacaksanız gençlere bu alanlara çalışın yani illa uçan araba yapmanız da gerekmiyor çünkü uçan araba demek aslında yapay zeka demek. Bütün akıllı bir bilgisayarın uçurduğu bir arabadan bahsediyorsunuz hatta e, uçan araba demek yani aslında bilgisayarın kendisi o uçan o bütün sistemin içinde çok daha geniş bir yazılım demek, algoritma demek, e, durumsal farkındalık demek, çok üst düzey otonomi demek. Bunlara çalışın ki dünyada işte teknolojideki en yüksek trendler bunun üzerinden geliyor. Zaten o yolda, aynı e, o yolda zaten öyle buluşlar yapacaksınız ki bir sürü açılım olacak. Sadece bu teknolojide değil. Tamam, siz mesela evet. İHA'da, SİHA'da, TİHA'da bunu gerçekleştirmişsiniz. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben en çok biz yapabiliriz duygusunu bu topluma yaydığını düşünüyorum. Ama bu uçan araba beni hayal kırıklığına uğrattı. Uçan arabayla ilgili yaklaşımlar. Çünkü artık biz yapabiliriz anlayışının topluma yavaş yavaş oturduğunu düşünüyordum ki gördüm ki çok da oturmamış aslında. Aynen öyle oldu. Ben ilk paylaştığımda epey bir e yani destek de vardı tabii çok daha fazla ya, tabii ama destek olacak ilk yani. kesin medyadan böyle horlayıcı aşağılayıcı ki biraz özellikle derme çatmada paylaştım geliştirme aşamasındaydı. Henüz o zaman uçmamıştı. Sonra bir yıl sonra uçtu Teknofest'ten hemen önce. Tabii e, yani çok bütün dünyada haber oldu. Yani hatta en Reuters haber yaptı işte en en fazla etkileşim alan haberlerden bir tanesi oldu dünyada. Hatta çok yani sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla çok sevinenler de oldu. Hatta o dalga geçenlerle epey bir mücadele edenler de oldu. Epey bir söz söyleyenler de oldu diyeyim. Ama sonrasında yine paylaştığınızda garip garip böyle şeyler duyuyorsunuz. Yani işte bununla mı uğraşılır? Ya bununla uğraşmayalım peki neyle uğraşalım? Yani geleceğin teknolojisi yarın başkaları yapsın bunları satsın bize. Müşterisi olalım bunların yani. Zaten e, bu teknolojileri geliştirmediğinizde ne bağımsız olmanız mümkün? Bu yaşadığımız dünyada dijital çağda yaşıyoruz, değil mi? Olmanız mümkün. Ne de müreffeh olmanız mümkün. Ne yapalım? E onların şeylerini e, çantacılığını yapalım, bakımcılığını yapalım. işte satış elemanı olalım. Biz bakalım, binelim, kullanalım bu kadar. E kim geliştirsin bunları? Peki. Yani bu bu, bu gibi şimdi uçan araba bir örnek. Niye uçan araba bir örnek? Yani geleceğin, geleceğin bir, bir aslında kolyedi. hayali şu anda bir fantezi gibi hatta. Hepimizi böyle yani acaba olur mu diye ben bile bazen düşünüyorum ama işte böyle düşünüp yola çıkanlar zaten yürüyor. Dünyada 200'e yakın girişim var. Dev firmalar girdi şu anda. Ve yani onlar için de bir hayal değil mi? Onlar için de bir hayal. Tabii ki elbette çünkü o da oyunun dışında kalmak istemiyor. Bakıyor ki böyle akıllı mobilite geliyor, uçan akıllı mobilite geliyor. İşte akıllı arabalarla beraber şu an arabalarımızda aşağı yukarı epey bir kısmında otomatik park etme özelliği var. Bu tümüyle otomatikleşecek. Ondan sonra da uçmaya başlayacak. Şimdi onun bir parçası olmak istiyor. Dışında kalmak istemiyor. 10 yıl sonra gelecek de olsa teknolojik kırılmalarla birlikte bugünden çalışıp orada yer almak istiyor. Zaten o gün geldiğinde o kadar kemikleşmiş oluyor ki her şey pazar. Yani zaten başka kimseye yer olmuyor. Sizin bütün anlattıklarınızdan benim anladığım teknolojide yarışmak istiyorsan böyle yarışacaksın. Başka türlü yarışamaz. Bugün değil yani, ya, geleceğin, geleceğin teknolojisine geleceğin. bugünden hazırlık yapmak gerekiyor. Peki sizin bu otomobil hayali şu an şu anda ne durumda? Şu anda tabii bizim yaptığımız bütün geliştirmeler aslında hem akıncı için hem Bayraktar TV2 için insansız hava araçlarımızda yaptığımız ve Bayraktar TB3 ve diğer hava araçlarında aslında en büyük derinlemesine çalışma, bilimsel ve teknik çalışma otonomi üzerinde. İşte yapay zeka üzerine. Aslında bir anlamda bunu uçurabilmek için. Yani bizi akıncı uçurduğumuz her saatte edindiğimiz deneyimle, onun üstünü, onu daha gelişmiş yapmak için her bir yazdığımız satır kodda aslında bu akıllı evet. arabayı evet uçuracak teknolojiye çalışmış çok, çok iyi anladım. Yani evet. orada öyle bir teknoloji var ki onu ne kadar geliştirirsen uçan arabaya da o kadar yaklaşıyorsun. Aynen öyle. Yani çünkü önemli evet. olan yazılım, yazılımı Aynen. geliştirmek. Bu çok akıllı bir e, robot aslında. Uçan şu, araba dediğimiz şu değil mi? Evet, çok çok göster, akıllı şu an insanoğlunun yapamayacağı kadar karmaşık. Şu anki teknolojisiyle yapamayacağı kadar karmaşık yani Bizim gerçekten uçan dediğimiz araba, trafikte herkesin kullanabileceği araba dediğimiz kişisel bilgisayarın icadı gibi bir şey aslında bir anlamda. Yani işte o dönemde geçmiş dönemi düşünün, herkesin evine bilgisayarın girmesini düşünün. Ondan önce büyük uçaklar var, yani büyük bilgisayarlar var, büyük e, işletmelerin kullandığı. Ama herkesin evine girebilecek, yani herkesin uçurabileceği bir uçak yapıyorsunuz siz. Ama o kadar akıllı olması lazım ki. Bindiğiniz andan itibaren otomatik bir şekilde sizin bütün hatalarınızı, kusurlarınızı işte yapay zeka ile bütün etrafını tanıyacak. Hmm. Ondan sonra yani bir kere her şeyi anlayacak, etrafı sizinleyecek, dinleyecek, durumsal farkındalığı Yap, olacak. Çok özür Ben şimdi bakıyorum mesela gayet güzel uçuyor. Evet. Sanki büyük ölçüde <laughs> hallolmuş gibi görünüyor Yok, bana. O daha çok yolun başında öyle gözükse de o şu an büyük bir drone gibi aslında onun gerçek bir uçan araba olması için yani herkesin kullanabileceği ya çok büyük aşamalardan. Evet çok büyük. Her her sistemi açısından da öyle aşağı yukarı. Yani ne? batarya teknolojisi olarak da öyle. E, yapay zeka anlamında da bir öyle şey yani tanımla, tanımladınız. O çok dikkatimi çekti. Her bir uçan araba bir, bir ne olacak? Bir uçak mı olacak dediniz? Bir tür uçak mı? Yani her bir evet kişisel uçak gibi. Ha kişisel uçak gibi olacak. Aynen. Yani bu yolda e, bu yapay zeka teknoloji günümüzde en büyük dönüşüm rüzgarı teknolojide şu anda özellikle yapay zeka üzerinden geliyor. Ve burada bu uçakların akıllanmasıyla birlikte bir anlamda daha da akıllı olup işte hem emniyet ve güvenilirlik açısından hem e, bunun yanında otonomi anlamında yani akıllı kararlar verebilmesi, rota planlama yapabilmesi, işte engellerin etrafından dönebilmesi, işte uçuş kontrol sistemlerini akıllı bir şekilde yürütebilmesi ve bunun yanında çevresini, bütün etrafını algılayabilmesi ona göre bu üçünün, bu üç yazılımın bir anlamda yapay zeka yazılımının çok akıllı bir şekilde etkileşim halinde çalışmasıyla uçan araba olmuş olacak. Tabii uçan araba dediğimizde de onlarca, hatta yüzlerce neredeyse minik 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 bilgisayarlar var demek aslında. Uçan bir robot bu. Yani siz orada belki kumanda ediyorsunuz belli şeyleri ama aslında bilgisayar yönetiyor her şeyi. Yani bilgisayarın yönettiği bir şey. Aynen öyle. Ancak o şekilde otomatik bir şekilde güvenilir bir şekilde uçabilecek bir cihaz. Ve bunu geliştirirken o kadar çok teknoloji geliştiriyorsunuz ki bir anlamda uzay çalışmaları gibi. Yani işte insanoğlu 1960'larda Ay'a gittiğinde Ay'dan değerli bir taş gelmedi belki ama o yolda bir sürü şey keşfetti. Bir sürü buluş yapıldı. Yani binlerce buluş yapıldığı söyleniyor. O buluşlar sayesinde de çok geniş e, teknolojik alanların açıldığı söyleniyor. Atılımlar gerçek. Evet atılımların gerçekleştiği. Bizim de bu alana dikkat çekmemizin sebebi buydu. Bu geliyor bu teknoloji. Bunun yani düşünün ki akıllı aynasını yapan bile e, çok büyük bir girişime sahip olmuş olacak. Geçenlerde bir şirket e, ufacık bir şirket 50-60 kişi İsrail'de satıldı. Sadece yaptığı şey bu akıllı arabalar için ufak bir kamera, çok ucuz bir kamera yapıyor. Ee, kamera görüntüsünden şeyi tanıyor, yaya yı tanıyor. Tek yaptığı iş bu, milyarlarca dolara satıldı. Onu yapıyor sadece. Yani Bakın o sistem, ekosistem. Uçan arabanın şey yok, yok, yok normal akıllı Akıllı araba. Bugün, bugün akıllı arabalara yani arabalarda var ya kameralar aynanın arkasında. E, Onu yapıyor. Bir kamera. Evet hem de büyük bir firma da değil. Yani belki 100 kişi var. Ee, sadece yaptığı şey çok ucuz bir kamera yapıyor. Ucuz olması lazım otomotiv için. Milyonlarca üretiliyor. Ama yaptığı iş şu. yayı tanıyor o görüntüden Yani Yaya var diyor bu. Şu o zaman bu teknolojinin de küçük parçalarını üretmek evet, onlar mümkün bile çok, olacak. Evet. Çok büyük paralar e, Aynı, söz konusu. Olacak aynen. Durumda. Aynen öyle. Büyük girişimler demek olacak. Büyük bir e, ekosistem demek olacak. Bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Ee, şimdi Tabii birçok yere gittiğimizde en çok merak edilen sorulardan bir tanesi şu. Dünyada demin de örneğini verdiniz. Aslında size ilk akıl veren kişi de onlarca yıl önce yapılmış sihalar ve ihalardan bahsedildi. Ama dünya bunu bir konsept olarak kullanmayı neredeyse işte Karabağ, İdlib, Suriye terörle mücadele konusunda gördü. Ve TB2'nin ne farkı vardı? Yani TB2 ne yaptı da e, bugüne kadar hiç kimsenin bulamadığı ne var TB2'de? Herkes bunu merak ediyor. Yani yani sonuçta işte TB2 dediğimiz bu Bayraktar TB2 Bayraktar evet. TB2, silahlı insansız hava aracı ve e, e, Karaba çok özürüm. Şimdi bu TB2 falan deyince ben anlamıyorum bu en son üretilen. Yok o Akıncı e, e, oradaki. E, o 650 kilo. Oğuz bu Karabağ Savaşı sırasında kullanılan e, hem terörle mücadelede hem İdlib'de hem de Karabağ'da bu Azerbaycan'da kullanılan Sonunuz unutmayın. Bir bu. dakika Mete Bey. Evet. Şu bir dakika bir bilme, ben benim gibi bilmeyenlere bir Selçuk Bey'in izah etmesini rica edeceğim. Önce İHA sonra TB1 mi diyorsunuz buna? Nasıl bir sıralama var yani? Şu Tabii iki, önce en ufak miniye mini sorusuna geçelim. 2005'te Minia, 2007'de o Minia ilk defa silahlı kuvvetlere teslim edildi. Türkiye'nin de ilk İHA'sıydı. Hatta Türkiye'de milli ve özgün tasarım yapılan ilk hava aracıydı. Yani envantere girebilmiş. Nuri Demir geliştirdikleri uçaklar girmedi. İlk defa yani bu 2007'de bir milli hava aracı, milli tasarım bir hava aracı. İHA sans olarak. İnsansı hava aracı silahlı kuvvetlerin envanterine giriyor bu 2007. Bu 5,5 kiloluk elden atılan bir uçak. Ama o da robot uçak. Bunların hepsi robot uçak. Orada. Robot demek ne demek? Yani bilgisayardan basıyorsunuz. Yani şey ilk bir yere ürettiğiniz buydu. birinci. Evet, bu. o bir tane bilgisayarı vardı hatta. Sonra ee, ikinci ne oldu? Sonra Malazgirt helikopter var. Bunun bir helikopter versiyonu var. O da dikey inip kalkabiliyor. O projeyi öldürdüler. Ee, maalesef e, bürokrasinin şeylerinde e, Koridor. O, o yok Sa mu şu anda envantere girmedi? Envantere girdi ama maalesef öldürüldü. Ee, sonra Bayraktar TB1 dediğimiz bir uçağı 2007'de onun Bunun bir UFO, ilk, ufağı. Iki, ilk 450 iki. kiloluk hali onun. ilk prototipi onun. O helikopter dediğimiz bu mu? Malazgirt helikopterin ilk hali o evet. İlk hali, bir sonraki hali envantere girdi. Orası Şırnak. Bu kadar büyük değil ama. Yani o arkada gözükenlerle aynı boyda değil. Yok yani 10 12 kilo. Tamam. Ufak, için. Ufak, ufak yani. Bu, o kadar, kadar. bu kadar. Hani Çok... devasa bir helikopter gibi gözüküyor da öyle değil. Yok yok. Şey, o 12 kilo. Şırnak'taki meydan galiba değil Orası mi? Orası Şırnak Tümen. Evet. Şeyi kaybetmeyelim. İHA, Son, sonra... Sonra Bayraktar TB1. 2009'da bu arkada gözüken uçak. Ee, bu 450 kilo. 2009'da bu ilk uçuşunu yaptı. Bunun, adı ne bunun? Bu Bayraktar TB1. Bayraktar Ama bu envantere tabii. hiç girmedi. Bu teknoloji demonstratörü oldu. Ondan sonra Bayraktar TB2 ilk defa İHA olarak envantere 2014'te girdi. Özelliği neydi? Bayraktar TB2'nin özelliği e, daha ağır yük taşıyor. Daha yüksek irtifaya çıkıyor. 18 bin fite, hatta 27 bin fite çıkarak irtifa rekorları kırdı. Silah i̇şte, var mı bunda? O ilk halinde yok. Sonra Roketsan'ın geliştirdiği bir mühimmatla, biz bunu silahlandırıyoruz 2015'te. İlk envantere girdiğinde sadece keşif, gözetleme görevi yapıyor. Şu anda ekranda A görünüyor. Aynen Bayraktar TB2'nin o 2014'teki teslimat görüntüleri. Şimdi soruyu alabiliriz. Çünkü devamı da gelecek başka ürettikleriniz de var. Devam ediyoruz. Selçuk Bayraktar konuğumuz. Çok önemli konuları konuşuyoruz. Mete yarar bir izah getiriyordu. Ben reklama dönmek nedeniyle sözünü kesmek zorunda kaldım. Yani şunu Şu söylüyordum. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele konusunda dünyanın en tecrübeli bence ülkesi. 84'ten beri bunu yaşıyoruz ve bu konsepti en iyi Hibit Savaşı bilen en iyi ordu. Hiç şeysiz ama bir şey bir şey ihtiyacımız vardı. O da neydi biliyor musunuz? Bunu geri beslediğimiz zaman geliştirecek olan bir milli sanayiye ihtiyacımız vardı. Ben bir piyade tüfeği bana ait ama piyade tüfeğinin üzerine en ufak değişik yapamıyorum. Uçak bana ait, F-16 bana ait, üzerinde bir değişik yapamıyorum. Terörle mücadelenin en önemli konseptinin silahı olan ürün, Selçuk Bey orada, savaş karargahının yan tarafında bu e ekiplerin başında duruyor. Orada yatıp kalkıyor, karşı taraf bir etkiyle saldırdığında o etkiyi görüyorlar ve anında ekiple beraber buna müdahale edebiliyorlar. Tam onu anlatıyordu. İsterseniz oradan biraz devam edelim. Ee, sonuçta İdlib Harekatı, sonra Karaba, e, sizin TBİ'lerin dünyaca tanınmasının en önemli örneği. Yani onun ben, hikayesini biraz daha derinlemesine anlatabilirsiniz, ben, çok önemli olur. Bence yani derinlemesine anlatırken Selçuk Bey yani harp doktrinini, savaş doktrinini değiştirdi. Fukuyama bile bir yazı yazdı, makale yazdı Aynen. bu konuda. Yani gerçekten çok önemli bir devrim. Bir tarihi dönüm noktası oldu savaş aç savaşlar açısından bu iş. Nasıl oldu? Yani ne demek bu? Bunun ne anlama geldiğini bize anlatabilir misiniz? Biz biz diyoruz ki işte mesela Fukuyama'nın yazısı. Biz diyoruz ki ya bu İHA'lar, sihalar. E, harp doktrinini değiştirdi. Ne demek bu? Ben, ben anlamıyorum yani nasıl oldu da değiştirdi? Mesela tanklar önemsizleşti mi Mete Bey'in söylediği gibi? Yok ben önemsiz demedim. Amerikalılar taştı dedim. Ee, Veya işte var, evet. Amerikalılar artık biz tank üretmesek mi demeye başladılar. Doğru. Tabii sadece tanklar değil, bunun yanında işte zırhlı araçlar, diğer konvansiyonel harbin tüm yüksek teknoloji unsurları için bir anlamda Türkiye'nin bunları böyle filolar halinde insansız sihaları, insansız hava araçlarını filolar halinde kullanmasıyla bir anlamda bu yenilikle birlikte hepsi sorgulanmaya başladı. Biz bu kadar yüksek teknolojiyi geliştirdik. En gelişmiş en gelişmiş hava araçlarına karşı, en gelişmiş harp unsurlarına karşı. Oysa burada ufacık çok daha belki baktığınızda 650 kilo bayraktar TB2 ama filolar halinde uçan adeta ababil kuşu gibi gelip bunları tarumar ettiler. Yani şöyle düşünün, benim de şahit olduğum tabi operasyonlarda çok bulunduk. Hem teknik anlamda destek olmak için hem bir yandan işte bu geliştirmeleri hızlıca yapmak için halen daha da gidip geliyoruz. 2000, 2007 yılından beri, Türkiye'ye geldiğim günden beri, döndüğüm günden beri bir anlamda sürekli cephe hattında geçti. Yani bütün bu geliştirmeleri en hızlı şekilde yapabilmek için, eksikleri en hızlı şekilde giderebilmek için mühendis ekibimizle birlikte en ücra üstü bölgelerinden işte askeri üstlere halen daha da öyle devam ediyor hayatımız. E, bu, bu değişiklikleri siz en hızlı şekilde yaptığınızda, adapte ettiğinizde e, az önce işte örneğini veriyordum. E, onlarca tank mesela sınır boyundan ilerliyor Beş tanesi ya bir anda bunlara e, yaklaşık 20 dakika içinde hepsini yok ediyor. Ve aslında, O zaman tankın bir anlamı kalmıyor. Tank, zırhlı araçlar, zırhlı araç. en gelişmiş hava savunma silahlarını bir anlamda bu yenilikle siz tümüyle etkisiz hale getiriyorsunuz. Hatta dünyada tankı icat eden millet, ilk kullanan Almanlar millet İngilizler. Mı? İngilizler, İngilizler mi? Evet. E, onlar tankın gerekliliğini sorgulamaya başladılar bundan sonra. Hatta bununla alakalı bize de çok ciddi soruları oldu. İngiliz Savunma Bakanı'nın işte nasıl oluyor bu başarı? Nasıl bu kadar büyük iş başarılabildi? Nasıl bu kadar hızlı olabildi? Çünkü onlar da Amerika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden sihalarını alıyorlar. Tabii birçok kısta da tabi bildiğim kadarıyla. Onlar da böyle büyük bir bir anlamda hayranlıkla hatta televizyonlarda da söyledi kendisi. Ee, bütün bu teknolojiyi bir anlamda aslında atıl bırakan yenilik. Yani bir yenisini, evet. bir geleceğin teknolojisini bir anlamda e, bugünden tahayyül edip ona çalışmış olmak. Daha gelişmiş bir şey bile yapmanız gerekmiyor. Bazen atıl bıraktığınız şey e, çok daha karmaşık olabiliyor. Sadece e, yani şöyle düşünün. Biz bundan 15 sene önce ufak telefonlar kullanıyorduk. Hatta ufak olmak marifetti. Önce büyük başladı telefonlar. Küçüldükçe daha Küçülmesi anlamlı. Küçülmesi marifetti. Şimdi ise büyümesi marifet oldu neredeyse. Ne demek bu? Yani bunun ne kadar iyi bir dijital asistan olmasıyla marifet kazanıyor değil mi? Ufak yapmaya çalışanlar telefonu. Hatta o günden bugüne baktığımızda ne derdik? Telefonlar 20 sene sonra herhalde kulağımızın içine girecekler değil mi? Öyle olmadı ama. Telefonlar tersine büyüdü. Yani bir yenilikle akıllı telefonun bir Aslında anlamda kişisel bilgisayar yok etmeye başladı. Yani evet her şeyi neredeyse bütün hayatımızın e, çok önemli bir unsuru haline geldi bu ve ufalmadı da kocaman. İşte bu buna yenilik diyoruz. Yani daha önce ufacık yapmak marifetti. Şimdi ufak bu, telefon yapmanın marifeti açısından bakacak olsanız, bunlar kocaman telefonlar, onlara göre çok daha az akıllı gelişmiş. Akıllı dedi. telefon yapmak marifeti. Şimdi akıllı işte bunlar da bir anlamda bu çağın akıllı telefonları, akıllı hava araçları. Burada akıllı olması marifet. Asıl şey diyorsun, yani, uçan robot diyorsunuz. Aynen devamında. öyle. Ne kadar robotik olarak gelişmişse o marifet. İnsanoğlu bundan 50 sene önce sesin 3 katı hızında giden uçaklar hava araçları da yapmış. Ama onlara bu anlamda baktığınızda yani işte yazılımlarına baktığınızda elektroniklerine bundan çok daha ilkel. Hava aracı olarak baktığınızda aerodinamik olarak baktığınızda çok yüksek performanslı uçan uçaklar. Oysa bugün bu savaşta kullanılan insansız hava araçlarımız, SİA'larımız öyle uçmuyorlar. Çok daha yavaş uçuyorlar. İşte irtifa anlamında da en yüksek irtifalara çıkmıyorlar. Yani 80 bin fite çıkan hava aracı da var. Oralara çıkmıyorlar. Ama öyle görevler yapıyorlar ki bir anlamda bu yenilikle ve dediğim gibi hızlı devinimle en gelişmiş silahları bile altı hale getirebiliyorlar. İşte bu başından beri anlattığım hikayede aslında hepsini yerine koymuş olduk. Yani ne dedik? Bugünden başla geleceğin teknolojisine. Odaklan, yani bugünün yarışlarına değil, yarının yarışlarının ne olacağını öngör. Hatta dünyada bunu meşhur bir perakende zincirinin sahibi de diyor. Ben bugün kimseyle ortalama bir adamım diyor, kimseyle yarışamam diyor. Yani dev şirketin sahibi, kimseyle yarışamam diyor. Ama yarının yarışının ne olacağını öngörürsem, bugünden çalışırsam 10 sene sonra herkesi geçebilirim diyor. Benim başarımın sırrının altında yatan hususlardan bir tanesi de bu diyor. Biz ne diyoruz? Bugünün yarışına değil yarın yarışına odaklan ona bugünden çalışmaya başla ne yapıyorsan milli ve özgün yap yani kendin geliştir başkasının kopyası olma başkasının fikirlerine muhtaç olma kendine güven kendi fikrine güven e, ve tasarımları sana ait olsun milli olsun hatta özgün olsun kimsenin kopyası da olma en iyi eseri yapman gerekmiyor bugün ama kopya olduğunda bir anlamda papağan gibi olacaksın papağanlar iyi şiir okuyabilir ama asla şiir yazamazlar Milli Çok ve tatlı. özgün olsun. Bundan daha önemlisi bunu nasıl, hangi düsturu edindiğin, hangi düsturla bunu yaptın. Muhakkak etik ve alaka riayet et. Muhakkak. Bu kısa vadede belki etmeyecek olsan, kısa vadede kazançlı sana çıkabilirsin. kazançlı çıkabilirsin. Yani bizim baktığınızda işte o kısa ve kolay yolları seçtiğinde belki kendini kazançlı göreceksin. Hayır, onu değil, doğruyu, ahlakı, bunu seç ve buna sonuna kadar riayet et. Orta ve uzun vadede muhakkak Allah sana yardım edecektir. Muhakkak yardımı gelecektir. Ve ben bugünden en azami gayreti göstererek çalışırsam bu alanda dünyanın lideri olabilirim diye bak. Peki. Bizim gençliğe söylediğimiz de bu. Ve hikayemizdeki asıl şey de bu. Yani siz orada belki baktığınızda çok karmaşık bir işte harp yüksek teknolojisi görüyorsunuz. Biz de baktığımızda aslında bu felsefenin ortaya çıkardığı bir eseri görüyoruz. Felsefeye biz buna, odakla. biz buna milli teknoloji hamlesi diyoruz. İşte bunu yaymaya çalıştığımız şey tüm toplumda bir dalga olarak bu. Biz yaparız, en iyisini yaparız. Yani bugünden tabii ki şunu söylemiyoruz. Her alanda, her kapanmış alanda en iyisini yapacağız diye bir şey yok. Ama böyle çalışırsak en iyilerini yapabiliriz. İşte mesela başka örnekler verdik. Uzay alanında da olabilir, uçan araba alanında da olabilir. Daha başka teknolojinin her gün yeni bir yeni bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Her gün bu yaşadığımız çağ eksponansiyel çağ deniyor. Yani bir yüzyılda, yüz yılda biriken bilgi kadar bilgi bir haftada biriktiriyor insanoğlu artık. Ve devinim o kadar hızlı ki sürekli değişiyor. Yani beş sene önce kullandığınız araçlara, cihazlara bakın. Bugün kullandıklarınız bambaşka cihazlar, bambaşka teknolojilerle donatılmış cihazlar. Bir anda ilkelleştiriyor. Aynen öyle. İşte burada bizim gibi yani her alanda yakalayamamış bile olsanız Büyük bir fırsat veriyor. Yarış sürekli yeniden başlıyor bir anlamda. Bir şey sorabilir miyim? Siz şey diyorsunuz hani harp doktrinini değiştirdi, tanklar, e, zırhlı araçlar, savunma sistemleri işlevsiz hale geliyor yavaş yavaş bu yeni teknolojiyle diyorsunuz. İnsanlı savaş uçağı devri bitecek mi peki? Aynen bu da e, artık son insanlı savaş uçaklarını yapıyor dünyada ülkeler insanlık evet insanlık son insanlı savaş uçaklarını yapıyor ve artık muharebenin gittiği yer tümüyle insansız savaş uçakları yani bundan 20 sene sonra baktığımızda belki e, veya 10 sene sonra baktığımızda muharebede en büyük doktrinsel değişimi yapacak olan muharebe sahasında insansız savaş uçakları olacak ve bugün bunu bugünden çalışanlar veya çalışmaya başlamış olanlar şekillendirecek. Nasıl ki biz siyalarla. ekranda Dünya harp e, tarihinde. O TİHA. Bu bu arkadaki akıncı. Pardon. Işte, tia, diyor, Öbür ekran TİHA. başka. Yok TİHA. Burası ha, MIUS. Yani, yani muharip insansız uçak sistemi. İnsansız Savaşçı. Yok ben şu taraftakine ha, pardon orayı mı söyleyeyim? Orada ben bir Ben bu taraftaki A arket, arkadakine bakıyorum. Pardon. Akıncı var. Öbür Hı? tarafta da e, Mius var. Mius, insansız savaş uçağı var. Yani onun e, çalıştığımız prototipi var. çalışıyorsunuz bunun üzerine. Şu an mi? bunun üzerine çalışıyoruz. Yani bu şu demek mi? E, artık o F-35, F-16 falan bunların devri de mi bitiyor yani? Aynen öyle olacağını öngörüyoruz. Çünkü bunlar bakın e, yine filolar halinde uçacaklar. E, F-35 işte 5. nesil dediğimiz radara az görünen işte çok komplike sistemlerden oluşan, işte yazılımlardan oluşan, o da bir anlamda dijital bir uçak tümüyle her tarafında yazılımlar olan ve çok pahalı bir insanlı savaş uçağı. Şimdi yani yaklaşık işte 100 milyon, 150 milyon dolar arasında bir edinme bedeli var ki bu sadece onla da bitmiyor. Her yıl bu uçakları bir yüzde yani 5 senede bir yeniden satın alıyorsunuz. Bütün o Lojistik sistemini falan da düşündüğünüzde ama ne olursa olsun insanda bir platform ve çok pahalı bir platform. Ee, biz inanıyoruz ki ve dünyada tabii bu konuyu analiz edenler de yani yıllardır analiz edilen konulardan bir tanesi. E, beşinci nesil hatta dünyada altıncı nesil düşünülürken artık tümüyle insansız savaş uçakları düşünülüyor. Bu beşinci nesil uçakların bile e, sonunu insansız çok daha ucuz maliyetli, insansız savaş uçakları getirecek. İşte bu geleceğin bir anlamda hava gücü en vurucu hava gücü hava muharebesini yapan güç insansız savaş uçakları olacak. Selçuk Bey, yine cehaletim bağışlayın bir şey soracağım. E, dünya bunu görüyor yani bakıyorlar Türkiye'de bu insansız e, hava araçları uçaklar insansız uçaklar işi e, harp doktrinini değiştiriyor falan böyle her şey değişiyor. Teknoloji devi ülkeler anında kendilerini bu yeni duruma adapte edip bu konuda e, bizden daha gelişmiş araçlar üretemezler mi? Üretemiyorlar mı? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Ee, elbette dünya özellikle bu Karabağ Muharebesi'nden sonra bütün dünyada çok yazıldı, çizildi. Ve gelişmiş ülkeler, daha az gelişmiş ülkeler hepsinde bu konu konuşuldu. Ama bu... E, bu şuna benziyor biraz. Siz yarışta öne çıktığınızda eğer koşmaya devam edersiniz, o aranın kapanması aynı bizim hani ilkokulda problemler olur ya. <laughs> i̇şte velinin aracı 50 kilometre hızla gidiyor, Ali'nin aracı işte 45 kilometre hızla gidiyor. Aralarında 500 metre fark varsa, bu ne buraya kadar zamanda kapanır? Dediğinizde o aradaki fark kadar ancak yetişiyor. Dolayısıyla Bu tek siz koşmaya devam ederseniz... Teknoloji evet böyle ama, bir şey yani. Aynen öyle. Siz koşmaya devam ederseniz onun yetişmesi zor. Ha siz bir şekilde dış müdahaleyle veya içeriden engellemeyle tökezlerseniz e, o zaman yetişir geçer alır, <gülüyor> başına, <gülüyor> alır başına gider. Ama siz koşmaya devam ederseniz, <laughs> yeniliğe devam ederseniz <laughs> en gelişmiş ülkelerin bile... İşte bazı platformlarda biz ne diyoruz Bayraktar TB2 kendi sınıfının kendi sınıfının en gelişmiş platformu diyoruz dünyadaki. Bu olmaya devam ederse. Biz öyle. Deva geliştirmeye devam edersek, bir şekilde bunun önü kesilmezse, herhangi bir nedenle dış etki veya iç iç herhangi bir etkiyle kesilmeyecek olursa, bu hep böyle devam eder. Ya yani beklenen budur. Zaten dünyadaki bütün yarışlarda da böyle. Ben bu soruyu yani tam Başka Tam soru... tabii. Tam, tam tam zamanı gelmişken ee, siz. Kiha'nın teslim töreninde yani Akıncı'nın teslim töreninde şöyle bir kelime kullandınız. Daha doğrusu da şöyle bir cümle kullandınız. Anlık bir gevşeme dahi yani bırakın hani set vurmayı anlık bir gevşeme dahi önce, önceki, olduğu gibi yani şeyden bahsediyorsunuz Nuri Killigil ve diğerlerinden bahsediyorsunuz. Olduğu gibi kesilmesine ve ortadan kaldırılmasına açabilir. Yani bunu söylerken Ahmet Bey de teknoloji konusunda söylediği için söylüyorum. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir e, halat yarışı düşünün. İki taraf çekiyor. Buna bunu engellemeye çalışanlar halatın bu tarafında, bu tarafında. Önemli olan halata kaç kişinin asıldığı ve ne kadar asıldığı ile ilgili. Aynen. Sizin buradaki eksilecek olan bir kişi karşı tarafa bir kişi olarak geçtiğinde siz aslında kaybetmeye başlıyorsunuz. Savunma sanayi dediğiniz şeyde mantık olarak buna inanmayan bir siyasetçi, bürokrat veya bir asker veya millet. Çünkü millet en önemli faktör. Anında her şeyi bir anda tarumar edebilirsiniz. Bir anda her şeyde geriye düşebilirsiniz. Bir anlık gevşemeden bahsediyorsunuz. Yani birisi stop desin falan demiyor. Yani şalteri indirmekten bahsetmiyor. Duraklamak. Projeyi iki senede teslim almayın da beş senede teslim alın. Parasını ödemeyin. E, projelerin sayısını azaltın, yan sanayilerini desteklemeyin, birbirini birbirine geçirmeyin. Veya türlü, türlü türlü entrikalarla, işte teknik gerekçelerle ki devrim otomobilinde mesela çok daha trajikomik olan bir şeyi görüyoruz. İşte siz şimdi buraya arabayla Hı. geldiniz değil mi? Arabada işte benzin olmasa gelebilir miydiniz? Gelemezdiniz, o markanın suçu olurdu. Veya işte veci Ürkuş'tan hiçbir uçakta olmayan herhangi bir Türkiye'de yetkisi uçuş sertifikası verecek yetkisi olmayan kurum olduğu olmadığı halde ne istenmiş uçuş sertifikaları. Mesela bu örnekleri de biz yaşadık. Dünyada hiçbir insansız hava aracından istenmemiş sertifikalar istenmeye kalkıldı bizden. Hiçbir insansız hava aracında olmayan sertifikalar. Yani ne? Bunu da isteyenler Türkiye. Evet. Türk, <laughs> Türkiye'deki de. bürokratlar. Ee, ne? Yani şimdi bir şekilde engelleyecek ya bir bahane bulması lazım. E, her ondan istediğim mi yok. Peki bunu veren kurum var mı? O da yok. E peki ben bunu nereden alacağım bilmiyorum. Sen sertifika al, ben sertifika istiyorum. Uçak mı istiyorsun, sertifika mı istiyorsun? Yani bu gibi gerekçelerle bile, çok teknik gözükecek gerekçelerle bile, bizim 2009'da Bayraktar TB1'i yaptığımızda aylarca pist arandı. Yani Türkiye'de yüze yakın pist var. Hiç olacak iş değil ha, yani. Şimdi pist zaten, pistler zaten devlete ait. E, hava sahası da devlete ait, Ona ondan izin alacaksınız da. Uçacaksınız. Neyse aylarca tabii hızlı gidince proje daha da fazla e, gecikti. Oluyor. Sonra önce pis bulundu. Neyse türlü türlü vesilelerle e, bulundu. Pis bulunduktan sonra dendi ki pistin üzerinde taş var sizin uçağın pervanesine çarpıyor. Uçamazsın emniyetsiz. Yani e, pistte Taşı taş al. var. E Piste taş varsa tamam temizleyelim. Yani bu size mi engel? Hayır. Yok siz diyemezsiniz. Yok sen de temiz. Yani gerekçe, bahane engellemek istediğinde bitmez. Burada burada hem bir kere siyasi iradenin çizdiği vizyon çok önemli. Bunun bürokrasinin bürokrasinde bununla eş güdüm, Bu projelere inanması lazım. Yoksa durduğunuzda bu bir yarış. Bayrak yarışı gibi düşünün. Tamam ileride olabilirsiniz ama durduğunuzda hele şimdi artık Dünya bu teknolojide bütün dünya neler yapabileceğini gördüğünden. Yatır, her tarafta, ya herkes yatırım yapıyor mu buna şimdi? Herkes şu anda, buna yönelmiş durumda. Aynen mı? bu bu teknolojilere özellikle çok büyük çok büyük bir ilgi artışı olduğunu görüyoruz. Nasıl biz bunu tedarik ederiz? Özellikle öncelikle e, Baykar'ın da şu anda mesela yıllardır hatta gelirlerinin %70'inden fazlası hep yurt dışı ihracatından bu bile savunma sanayi için rekor düzeyde bir husustur. Yani Türkiye değil, asıl sürükleyici gelir anlamında finansal e, güç yurt dışı ihracatından geliyor. E, nasıl tedarik ederim? Düşüncesi bir kere çok yoğun bir şekilde var. Bu sadece yani havacılıkta geri veya orta seviyede ülkeler için değil, en ileri ülkeler için bile var. Yani en ileri ülkeler artık Türkiye'den böyle yüksek teknolojinin için almak istiyor. Yani belki Türkiye'den aldıkları bir tek baklava vardır. Yani baktığınızda e, yani böyle mesela şu ana kadar yani bir şekilde överek bahsettikleri şu, ana, şu anda insansız hava aracını almak için. Peki şu ana kadar sat milli siyamızı almak için. Sattık mı hiç? Tabii ondan fazla ülkeyle sözleşmesi imzalandı ve 5 ülkeye de ihraç edildi. Peki hiç bir gelişmiş ülke ismi verebilir misiniz Ta, talip olan? Hani eee havacılıkta en ileri ülkelerden Ukrayna, dünyanın en büyük uçağını yapıyor, kendi e, ciddi hem radar ve havacılıkta olma da, sistemi, motor, e, evet roket teknolojisinde de, e, hibrit roket teknolojisinde de çok ileri. Ukrayna, Polonya yine NATO ülkesi. Hatta bu ülkelerde öyle oluyor ki düşünün, yani e, başkanları bu ülkelerin başkanları seçim kampanyasında kullanıyorlar. Biz böylesine gelişmiş bir silah sistemini yüksek teknoloji Türkiye'den aldık. ülkemize kazandırdık diye. Türkiye'den Hatta aldılar. Yani şöyle düşünün. Yani geçmiş dönem başkan da çok destekliyordu. Bunu böyle bir milli mesele olarak görüyordu bunun tedarik edilmesini Şimdiki şimdiki başkan da aynı şekilde destekliyor. Hatta en önemli gündem maddelerinden bir tanesi yine Polonya'da benzer şekilde yani adeta böyle kahraman muamelesi görüyorsunuz. Abim Haluk Bayraktar'a zaten hem şeref madalyası verildi Ukrayna'da hem de şimdi yeni bir madalya daha aldı. İşte bizlere de Azerbaycan'daki muharebe sonucunda babama, abime ve bana karava madalyası verildi. Bizler için tabii mühendisler olarak yani bunun takdir edilmesi ah. hem Azerbaycan, Türk kardeşlerimizin bunu takdir etmesi, işte karabağın özgürlüğüne kavuşmasına vesile olabilmiş olmak, yani yaşayabileceğimiz en büyük onurdur. Yani anamızın bizlere e, sütünü helal etmişse, bizlerin de yaşayabileceği ondan sonra en büyük onur, şeref, açıkçası böyle bir böyle bir muharebeye vesile olmaktır. Ben ya muharebedeki Mete başarıya Bey, vesile bir, şey bir ah sesi geldi sizden. Ne, ha? niye ah ya, ya. Şey, yani bakın tam, yani hani tam benim tam benim, duyduğu bir şeyi anlatıyorum Selçuk Bey. Ya bakın ilginç olan bir şey var. Ee, Selçuk Bey örneğini verirken Azerbaycan örneğini verdi, Ukrayna örneğini verdi. Polonya. Ee, yok, bu ikisinde madalyalar ve e, ödüller aldığını e, söyledi. Aynı şeyi Selçuk Bey'e e, Polonya'ya yani bir NATO ülkesine, bir Avrupa ülkesine. Şey satıldığında, bu TB2'nin sözleşmesi imzalandığında soru soruyorlar ve Selçuk Bey bunu paylaştı. Yani ben hatırlatacağım. Benim benim ben işte o yüzden ah çektim. Okuyayım mı? Bir tarafta değerini bilen ve madalyalarla ödüllendirilen bir kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Peki zor muydu diye soruyorlar. Polonya'ya bunu satmak. Selçuk Bey cevap veriyor. Zor olan neydi diye soruyor. Soruluyor sıkça. Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan. Yoksa dünyaya ispatlamak kolay. Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte Hayatımızı adayıp yüksek teknolojiyi geliştirmek de değildi diyor sorun. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize içimizden birlerinin hep acaba demesine, hep bir noksan bulmasına hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı. Her dönüm noktasında akla hayale gelmeyecek entikalar, hezayanlar, hor görmeler, iftiralarla uğraşmaktı. İşte bunu ah çektim. Peki ama Mete Bey, yani bir Yani bu, der, bir bu bir adamın şey adamın hani böyle bütün sinir sistemini bozan bir şey. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben Selçuk Bey'e de soracağım size, ama size de sorayım önce. Yani bu kadar abartılacak bir şey. Ben mesela Selçuk Bey'in ve yaptığı faaliyetlerin Türkiye'de böyle müthiş bir kutuplaşma ortamı var, cepheleşme ortamı var. Buna rağmen ...her iki kesiminde de sağduyulu insanları tarafından gerçekten takdir edildiğini görüyorum. <laughs> çok marjinal bu verdiğiniz örnekler. Bu ben vermiyorum ama. bunu. Bu benim verdiğim, bakın bu benim verdiğim Selçuk örnek Bey kendisi, değil. Ben Selçuk Bey'e de soracağım. Selçuk zaten. Bey bunu, bakın. İşin hikayesi şu. Ha yani çok takdir de görüyor ya, çok ya bakın, önemli bir çalışma bir insan, yapılıyor. Bir insanın bu hale sokmak, bu kadar başarılı bir insanı bu ruh haline hissettir, hissettiren birileri varsa... Ve biz bunu önünü engelleyemiyorsak ve biz onu onlardan daha fazla sesimizi çıkartarak motive edemiyorsak o zaman biz yıllarca devrim arabalarını Nuri Kirligilleri gibi konuşmaya devam edeceğiz demek. Doğru söylüyorsun. Beni benim çektiğim ben, ah bu. Ben tamam. Ben ben Selçuk Bey'e sormak istiyorum. Selçuk Bey ben işin çok dışında bir insanım ve gözlemliyorum, bakıyorum Türkiye'deki bütün bu İHA SİHA, TİHA çalışmalarına yönelik tepkilere ya buna olumlu bakıyor genel olarak insanlar. Siz neden Mete Bey'in az önce okuduğu şikayetlerde bulunuyorsunuz? Yani belki benim göremediğim, bizim göremediğimiz bir şey mi var ortada? Şimdi, Yani şeyde haklı. Hani devrim otomobilleri falan bunlar bizim yakın tarihimizdeki hafızamıza yer etmiş. Dolayısıyla en küçük bir engellemenin ne kadar büyük tepkisellikle karşılaşılacağı falan bunları anlayabiliyorum ama yine de çok fazla sayıda insanımız da sizin arkanızda ve destekliyor. Şimdi bakın şöyle düşünün. Ee, burada tabii bir somut bir başarı var ve bunu bir şekilde meyveleriyle tüm toplum görebilmiş. Nasıl evet. görebilmiş? İşte terörle mücadelede öncelikle büyük bir başarı sağlanmış bu insan savaş araçlarının silahlı insan savaş araçlarının devreye girmesiyle sonra bu başarı bir daha kendini te tekrar etmiş. İşte Zeytin Dalı harekatında önce terörle mücadele sonra bağır Kalkanı'nda sınır ötesi harekatlarda harekatta konvansiyonel muharebe karmaşık konvansiyonel muharebe unsurlarına karşı büyük bir başarı elde etmiş. Bütün dünya görmüş bunu. Ondan sonra yine uluslararası başka operasyonlarda kullanılmış. Sonrasında Azerbaycan'da artık böyle tümüyle mızrağın çuvala hiç sağmayacağı bir şekilde bir başarı tüm dünya kamuoyuna mal olmuş. Şimdi her zaman bu böyle olmayabilir. Yani düşünün ki siz Türkiye'de bir aşı geliştirdiniz. Yani pandemi önemli diye söylüyorum. Pandeminin de olmadığını düşünün. Ama o teknoloji üzerinde çalışıyorsunuz. Şimdi burada bu kadar her zaman mızrağın çuvala sığmayacağı bir başarı örneği her zaman yakalayamazsınız. Başka bir teknolojiye çalışıyor olursunuz. Bu kadar net e, hayatın akışını, dünyanın tarihini değiştirmeyebilir. Şimdi pandemide aşı bulundu. Türkler buldu e, ama Türkiye'de yaşamıyorlardı değil mi? Almanya'daki ekosistem Uğur içinde Hoca. Ve Özlem Biz diyoruz ki işte bu paradigma dönüşümüyle birlikte bütün toplumdaki yaşayan bakış açısının her kademesindeki değişmesi lazım ve bunun bir dip dalga gibi toplumun içinden gelmesi lazım ki en gencinden en yaşlısına kadar herkesin sahiplenmesiyle bu tekamül mümkün olsun. Yoksa şu, şu örneğe benzetebiliriz. Şimdi arka taraftan bir tane kamyon geçiyor değil mi? O kamyonun yürümesi için onlarca aksam, işte dingiller, motor, şanzıman, işte yürür aksamı var. Değil mi? Bunların hepsini bir araya getirmeniz lazım yürümesi için. Siyanın uçması üç, için de binlerce bileşeni, on binlerce bileşeni bir araya yüz binlerce satır yazılımı bir araya getirmeniz lazım. Değil mi? Ama mesela kamyonun şeyini lastiğin altına şu kadarcık bir takoz yapıyorsunuz ahşaptan. Koyuyorsunuz kamyon hiçbir yere gidemiyor. Bu kadar basit engellemek işte. Yani somut başarı olduğunda mızrak çuvala sığmadığında hatta bizim projelerimizde de bu çok denendi. Bunlar 2015'te ilk atışını yaptığında ilk defa Roketsan'ın işte 2014'te Bayraktar TB2 Envantere girdi. 2015'te de ilk atışını yaptı. Ben o zaman daha evlenmemiştim. İşte Bayraktar mini yayı yapmışız. 2005'te 2007'de teslim etmişiz. 2007'de Malazgirt insansız hava aracını, helikopter insansız hava aracını yapmışız. 2009'da teslim olmuş. O projede türlü gerekçelerle öldürüldü. Bayraktar TB1'i yapmışız. İşte 4 sene falan bürokrasi oyalamış. Neyse mücadele, kavga, e, kıyamet. Sonra Bayraktar TB2 envantere girmiş 2014'te e, silahlı kuvvet. Henüz daha evli değilim iş yerinde yatıp kalkıyoruz. İşte annem babam da iş yerinde halen daha yatıp kalkıyor. Biz de iş yerinin dibinde yaşıyoruz eşimle birlikte. 2014'te o girmiş. 2015'te de biz ilk defa Roketsan'ın geliştirdiği milli akıllı mühimmatla bir anlamda SİHA olmasıyla birlikte terörle mücadelenin beli kırıldı değil mi? O dönemde ilk atışını yaptığında adeta ulusal bir büyük bir gurur gibi bütün basında yer aldı bu. Tüm kesimlerinde basını. Ama ne zaman ki ben evlendim. Ondan sonra ben şekli değişmeye başladı bir 2016. Kısm, bir kısım mecrada. Ya ben benim için değişen bir şey olmadı. Ben hangarda yatıp kalkan, fabrikada yatıp kalkan bir adamdım. Arkadaşlarım da değişmedi. Halen daha teknolojiyle uğraşıyorum. Yıllardır işte Miniya'dan e, helikopterine, ondan sonra Bayraktar TB2'ye geliştirmişim 2003'ten beri. Hayatımı bu işe vakfetmişim. Yıllarım Güneydoğu'da geçmiş. Halen daha da gidip geliyorum. Halen daha büyük bir hareket olduğunda gidiyorum. Hatta şu anda şöyle bir durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Bazen nasıl işte bu güvenlik şeyini problemini bazen yük olmayayım diye yani şey silahlı kuvvetlerine yük olmayayım diye çekinerek soruyorum yani ben gelebilir miyim acaba izin katılabilir miyim bayrakata destek verebilir miyim diye sorarak gidiyorum. Nasıl oluyorsa 2015'ten sonra evlendikten sonra birdenbire, bizim mesela Bayraktar TB2'si gizli yürütülen bir projeydi. Gizli derken silahlanması çok stratejik olduğundan biz kimseye duyurmadık. Öyle bir huyumuz da yoktur zaten. Yani e, silahlı kuvvetlere şey yapılmış, geliştirdiğimiz bir teknoloji, özel gelişmiş, yeni gelişmiş değil mi? Bu muharebede büyük üstünlük sağlayacak terörle mücadelede. E, bunu teslim etmişiz, kullanılmaya başlanmış. İlk ses, rahatsızlık sesi bazı siyasilerden geldi. Niye rahatsız olduklarını da anlayamadık. Silahlar. Ne, ne diyorlardı peki? İşte teröristler şeyi vuruyormuş, e, piknikçileri vuruyormuş. İşte şu kadar... Ya, terörist yerine piknikçi... Şu vuruyor. kadar para damada aktarılmış. Yok yani ilk defa bizim reklamımız onlar yaptılar. Hatta öyle oldu ki kamuoyu ilk onlardan duydu. Bazı siyasilerden duydu. Bazı siyasiler bunun reklamını yaptılar. Peki bakıyorsunuz bunlar yurt dışından işte zor bela güç bela alınıyordu ki siha halini vermediler. E onda biri maliyetine. Yani yurt dışından alınırken kahramandı aldığın ihalar. O zaman niye uçmuyor diye soruluyordu. Niye işte her onlar vardı niye uçmuyor diye soruluyordu bazı siyasiler tarafından. Sonra ne oldu? E yurt dışından bunlar şey Türkiye yapınca hatta siha olanını yapınca alamadığın versiyonunu yapınca ne oldu? Sen işte nasıl olur da bunu alırsın. E onda biri maliyetini aldın. Ki yani dünyada biz şu an bunu Baykar %70'inden fazlasını bütün gelirlerin ihracattan elde ediyor ya. Dünyaya satarken Türkiye'den daha pahalı bir fiyata satıyoruz. Birkaç katına satıyoruz belki. Ona rağmen dünyada performans bili bölü maliyette en yüksek insansız silahlı insansız aracı sistemi bayraktar tb ki. Niye bu kadar peki maliyet etkin bu? Bütün teknolojisini biz geliştiriyoruz da ondan. Çünkü Amerika'da yapan başka yerlerden alıyor bir sürü şeyi. İsrail'de yapan başka yerlerden alıyor. Ben neredeyse işte üzerindeki pitot tüpünden lastiğine, fren balatasına içindeki yüz binlerce satır yazılımdan data linkine her şeyini kendim tasarlayıp yapıyorum. Böylelikle büyük bir katma değer elde edebiliyorum. Yani çok ucuza, ucuza mal ediyorum. Çok da çok gelişmiş bir teknoloji Peki. herkesten daha şimdi şey, şu, bir şeyi anlamadım. Size ediyorum. Şunu söyleyeceğim. Yani şimdi nasıl oluyor da birdenbire diyoruz ya işte 2015'te benim için nasıl hangarda yatıp kalkıyorsam 2016'da da 2021'de de işte halen de aynı şekilde yaşamaya devam ediyorum ama bazı şeyler yani bazı şeyler neden böyle siyasi sayıkla bakılmıyor ben anlayabilmiş değilim. Tek tek fark evlenmeniz ve evet. e, Cumhurbaşkanının e, e, kızıyla evli olmanız evet. yani değil mi? Onu anlatıyorsunuz. Evet. Bir tek değişen şey o oldu. Bakışta evet. değişiyor o zaman. Aslında evet. 2015'ten önce zaten yapmış e, FETÖ ve o zamanki yapılanmayla e, büyük engellemeler ve yurt dışından engellemeler var. 2016'dan sonra da bu sefer başka tarihlerle yapılanlar var. Şimdi Azerbaycan'da cumhurbaşkan seçimle geliyor değil mi? Yani Aliyev seçimle geliyor. Mesela Karabağ Savaşı sırasında hiç kimse şöyle bir kelime kullandı mı? Yani Karabağ Savaşı'ndaki vurulan hedeflerin %75'i TB2 tarafından vuruldu. %75'i TB2'ler tarafından vuruldu. Şöyle bir şey söylendi mi? Ya niye e, TB2'nin sahibine, şeyine e, işte şirketine madalya veriyorsunuz diye söylendi mi? E söylenir mi canım? Allah Allah. Niye söylensin? E ama, Türkiye'de şey? söyl ama, Türkiye'de ama Türkiye'de Türkiye'de terörle mücadele konusunda İdlib, Karabağ ve diğer konularda kendisini ulusalcı, vatansever veya başka şekilde veya Atatürkçü fark etmiyor. Veya kendiniz muhafaza gel. Ne nitelendirsin, nitelendirin. Bu ülkenin vatandaşı olması yeterli. Terörü bitirme noktasına getiren, yurt dışındaki operasyonlara fiili anlamda doktrin yaratan ve Türkiye'nin çıkarlarına olan hamleleri yapılan bir şirketle ilgili siyasetçi çıkıp bu lafı söyleyebilme cesaretini göstermiş olması... Hangi lafı? İşte demi söyleyeyim, bunun ismi TB2 değil bazı siyasetçiler için. Ne biliyor musun? Açık açık söylerim. Damadın siyasi bu. Bu damadın siyasi onlar için. Onlar için hiç TB2 olmadı. O marjinal siyasi. Yo öyle, bakın o zaman marjinal ise bu marjinalliğin karşısında birileri çıkacak... Cevabını verecek. Şimdi siz soru. Suskunluk, geldi. suskunluk beni Şimdi, e, beni Metevi, beni mahvediyor. Mete, suskunluk beni Metevi mahvediyor. Aslında şunu sordu. Yani siz de şunu sordunuz. Dediniz ki işte ufacık bir gevşemede ne olur? Gevşemede niye bu kadar milletin sahip çıktığı her kesimin sahip çıktığı bir konuda niye böyle bir fikri ifade etmek zorunda kalıyorsunuz? Bir kere siyah meselesinde evet neredeyse tüm kesimlerince toplumun şu görüldü. Bu açık ara yüksek teknolojide Türkiye'nin çok başarılı olduğu bir alan. Nasıl ki İsviçre'nin çakısı varsa, işte saati varsa, Türklerin de siyasi var artık. Dünyada kendi sınıfında en gelişmiş yüksek teknolojinin içlerinden birini Türkler başardı. Bunu herkes ikrar ediyor ama her zaman her zaman bu şekilde gösterebileceğiniz bir aşamada olmayabilir çalışma. Evet, yani doğru. mRNA teknolojisi çok önemli bir teknolojiydi, değil mi? Pandemi olmasaydı Bugün dünyada bu kadar öne, öne çıkar mıydı? Çıkmazdı. Çünkü Çıkmazdı. kanser i̇şte üzerine, ki, kanser üzerine çalışıyorlardı. Orada başarılı olamadılar. şu Yani Düşünün şu anda. ki Türkiye'de, e, Türkiye'de o teknolojide çalışılıyordu. Pandemide üç yoktu. Peki biz şunu söyleyebilir miyiz? Toplum aynı şekilde ve toplumun her kesimi, tüm ilgili kesimler aynı oranda önem veriyor mu bu meseleye? Mesela bir futbol kadar önem veriyor mu? Veya futbolun beşte bir kadar? Önem veriyor mu teknoloji geliştirme meselesine? Yani o an bir iddiası yok bu teknolojinin, ileride kanseri çözeceğim diyor değil mi? Ne kadar gündemimizde bu? Aslında önemli tehlikelerden bir tanesi de bu. Bizim milli teknoloji hamlesiyle hedeflediğimiz hususlardan en önemlisi de bu. Yani sadece bir İASİ'ye örneği değil, tüm teknolojinin tüm diğer alanlarında toplumun her kesiminin bu meseleye, önemle sahip çıkması. Şimdi şunu biz şimdi Amerika'da çok, çok, gören evet. çok güzel anladım. Yani evet. ki sonuçta bu sihalar, ihalar artık kimsenin saklayamayacağı kadar evet. net, bariz bir başarı elde etti. Evet. E buna e tabii tekrar 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 bunu yaptı. Bir bu, sefer de değil. Yani böyle buna bile evet. buna bile Mete Bey'in çektiği o ah hani filan o buna bile bir takım kulplar takınıyorsa Başarısız bir takım girişimler de olabilir teknolojide ya da sonuç alınamamış bir takım girişimler de olabilir. Onlar karşısında takınılacak tutum da önemlidir diyorsunuz, evet. değil mi? Yani Biz mevzu bu. Aynen o. Ya yani, diyorsunuz ki ya kardeşim sahip çıkın bu girişimlere. Tamam. Akamete uğrattığınızda da benzer şey olur. Yani bugün siyah meselesinde Türkiye çok ciddi bir yol aldıysa bir vizyon değişikliği, siyasi vizyon değişikliği yani milli teknoloji hamlesi değil de ben işte bunları daha dışarıdan dünyanın farklı ülkeleriyle ortaklık modeli denilebilir. İşte dünyadan daha gelişmişini şu şekilde alacağım diye. Bunların hepsi bir siyasi vizyon meselesidir denilebilir. Bu işlerin de önü kesilebilir. Başka türlü bakılabilir. Yani ben millisini yapacağım değil. Hayır bunu yapmayacağım ki dünyada belki istemeyen ülkeler de vardır değil mi? Bir rahatsızlıkta görüyoruz. Yani Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olmasından herkes de memnun değil herhalde değil mi? De mi? Bir raporu rapor başladı. Bu sırasında basına baktığımızda büyük övgü görüyoruz ama bazı ülkelerin de rahatsız olduğunu da görüyoruz. Hatta bazı çok gelişmiş ülkelerin rahatsız olduğunu da görüyoruz. Türkiye bu teknolojileri ne için kullanıyor, niye yapıyor, ne yapmaya çalışıyor? Doğu Akdeniz'de niye kullanıyor? İşte sınırların ötesindeki harekatlarda niye kullanılıyor? Şimdi yani e, bir şekilde siyasi irade bunlara boyun eğecek olursa bu teknolojileri geliştiremezsiniz. Peki, Aynen. Siz şunu... İşte yani sürekli evet. siyasi irade vurgusu yapıyorsunuz. Yani şunu sürekli mu Sürekli demek... yapmıyorum. Ben toplumsal olarak bir kere toplumsal, meseleye bir siya... toplumun geçmişin siyasi bugün iradenin geç... de çok önemli olduğunu. Çok önemli çünkü en tepedeki karar verici vizyon burası. Peki şu... Orası bir kere orası bir kere sahip çıkmadığın durumda ha toplumun tabi burada biz bizim hedefimiz bunu topluma bir kere yaymak. İyice yaymak toplumun tümüyle bu işlere olan inancını bakış açısını dönüştürüp bir kere bunlardan asla bunların bir anlamda en yukarıdaki bir milli mesele olarak görmesini sağlamak. Selçuk Bey bugünkü Ama iktidar... Ama siyasi iradede ara kademelerin hepsi de çok önemli. Bugünkü iktidar değişirse evet. diyelim ki seçim oldu sonuçta halk oyuyla evet. halkın takdiriyle gerçekleşecek her şey değişebilir de değişmeyebilir de. Değişirse bu işler akamete uğrar mı? Bu işlerin her zaman akamete uğraması mümkün Hakan Bey. Yani vizyon değişikliğiyle hatta rahavetle... Değişmezse gelen adam vizyonunu değiştirmez. Hani e, aynen devam ettirir. Devam ettirirse o zaman başka hususlara kalır mesele. Siz rahavete kapılırsanız zaten en öndeyim diye o zaman geri kalabilirsiniz. Yenilemezseniz kendinizi yani bu gelişime açık kalmayıp işte... Zaten dünyada bu değişikliklerde böyle oluyor. Sürekli gayretinizi sürdürürseniz sürekli olursa bu gayret, o zaman bir şey olmaz. Ama e, şayet toplum sahip çıkmayacak olursa, o zaman Siy da siyasi iradenin evet, e, de gevşemesi durumunda durumunda, o zaman çok kolaylıkla akamete uğrayabilir. Yani o, bunlar böyle lafla olacak işler değil herhalde. Daha bir e, hani vücudunu koymak ortaya bu iş için e, siyasi irade açsam biraz vücut ötesi de geliyor. yani Aileyi yakından tanıyorum. Şu anlamda yakından tanıyorum. babasıyla çok sohbetimiz oluyor ve gerçekten Özdemir Bey'i de buradan selamım olsun. yani dünyanın en bilgili, en akıllı insanlardan bir tanesi öyle söyleyeceğim. bir anısını biliyorum ben. Selçuk Bey'in de demin Hantepe şu anda de Hantepe Özdemir Bey'de şu anda Fotoğrafta. Evet o ilk daha ilk başlangıçları, ilk e, tasarım yaptıkları. Şimdi bu da son Evet. şey değil mi? Evet. E, Hantepe görüntüsü varsa Hantepe görüntüsünü bir e, alabilir miyiz? Hantepe nedir? Hantepe e, sınırın yani Irak sınırındaki en uç nokta. Bir dönem e, özellikle Selçuk Bey'in... Burası gittik... mı? Evet, evet. E, yani bir karakol değil burası. Sınır Yani sıfır hattında bulunan bir şey orası. E, hani... Üst bölgesi diyelim. Karakol bile demeyelim. Hantepe üst bölgesi. Pardon. Ben konuya girmeden ben son bir Peki. hususu vurgulamak istiyorum. Yani e, Teknofest'i inşallah konuşacağız ama e, bizim yani sorduğunuz soruyu tam tamamlamak için biz zaten tam da söylediğiniz husus yani bu işler yürüsün diye zaten tek başına bir İHASİ'ye başarısı da Türkiye'nin bağımsızlığı ve tam bağımsızlığı ve müreffeh olması için yeterli değil. Biz biliyoruz ki bu toplumun içinden çıkacak yüzlerce böyle proje var. Doğru. Cevherler var. Yüzlercesi var. Biz sadece ben yani vakıfta karşılaştığımız genç kardeşlerimizle çalışmalar yaptığımız, teknofeste karşılaştığımız yani tabii o da büyük bir kitle ama e, çok daha fazlasının olduğunu biliyorum. O yüzden hassaten bu konu üzerinde duruyorum. Yani bunlara Milletimiz sahip çıktığı sürece Allah'a şükür bugün artık çıkıyor büyük bir inançla da ve bizim önüne koyabileceğimiz örnekler de var. 10 sene önce yoktu ama. 10 sene önce İHA deyince bu kadar büyük bir yamız yoktu. Ufaktı. Belki anlatmak bu kadar kolay değildi. İşte önümde kendim notlar aldım. Onlarca bu sistemler yani savunma sanayi özelinde bile ana platformlarımız var artık bizim. İşte Atak helikopterimiz var, Milgen var, bunun yanında Altay Tankı var. Gökbey sadece var. Sadece bir insan zavarıcı yok. Gökbey, işte Anka var, Aksungur var. Bunları yapmak için kullandığımız alt sistemler de 20 sene önce, 15 sene önce yoktu Türkiye'de. Ne datalink vardı, ne işte uçuş bilgisayarını yapacak bir, bir donanımlar vardı. Bunları kim yapıyor peki? Bu Bütün sadece... bunları bu, bu ekosistem, bu ekosistem millileşme yapıyor. vizyonuyla yapıyor. Yani uçağımızda şimdi Akıncı'ya... Ondan fazla farklı akıllı mühimmat takıyoruz. Bu, bu mühimmatların hepsini bir araya koyduğunuzda dünyada da çok az ülke bunları yapıp geliştirebiliyor. Yani o zaman bir söylüyorum. sadece bayraktar yok bir ekosistem. Tabii var. tabii komple bir ekosistemden bahsediyoruz savunma sanayinde ama biz bu tabii savunma sanayi bir anlamda bağımsız olmamız için çok hassas bir nokta. Çok kritik bir husus özellikle bu devirde ama müreffeh bağımsız ve müreffeh olabilmesi için ülkemizin ve yani medeniyet sesini en iyi düzeyde en yüksek düzeyde dünyaya dünyaya yükseltebilmesi için diğer tüm sivil alanlara yayılması lazım. Her zaman da bu kadar kolay başarı örneği gösteremezsiniz. İşte 10 sene önce gösteremezdik diyorum. O yüzden Çok nasıl doğru. şu an ben uçan arabayla alakalı dediğimde biraz daha benim için bile hayal olduğundan böyle yüksek bir özgüvenle belki söyleyemiyorum. Değil mi? Çünkü daha henüz başarmamışım ama akıncı yapmışım biliyorum işte bunu da aynı özgüvenle insan uçağını da rahatlıkla yaparız diyorum. Bu geldiğimiz noktada rahatlıkla iki sene içinde inşallah biz bu uçağın ilk prototipini uçuracağız diyebiliyorum. Yani her zaman bu kadar somut ortada olmayabilir. Bütün bunlara toplumun bakışı çok önemli. Çok, biz de bunu Teknofest'le, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'yla ve Milli Teknoloji Hamlesi'yle başarmaya çalışıyoruz. Çok, çok Buradan da sivil He. alanda katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Evet. O ürünleri dışarıya satacağız e, ve müreffeh öyle olacağız. Evet. Ben hep çocukluğumda yani beni... bunu ve genç ve bunu gençler yapacağız. Biz Milletin çocuklarına sahip çıkacağız. Milletimiz de bu işe aynen teknofeste olduğu gibi çok de. destek verecek. Ve inşallah Türkiye bu alanda bütün bu teknolojinin farklı alanlarında çok daha geniş yelpazede hak ettiği yere gelecek. O, olay şu ben şu bu kulaklarım benim belki birçok kez duymuştur yazılım. Ya abi her şeyden önce yazılım gelir ama biz yazılım filan işini yapamıyoruz denirdi. <laughs> bu bu işlerin bütün nirengi noktası yazılım değil mi? Aynen öyle. Bütün şu anda en büyük yani en büyük dayandığı unsurlardan bir tanesi en yani teknolojinin en keskin kılıcı diyebileceğimiz husus yazılım üzerinden dönüyor işte yapay zeka. Yazılım deyince de şu anda yapay zeka üzerinden bütün bu hikaye yazılıyor diyebiliriz. Mete Bey. En ee, sorunuzu Biz aslında bunları niye konuşuyoruz? Sorusun ee, sorusunu çok güzel sordunuz. Ondan sonra Antepe'ye geçeceğim. Nuri Killigil'in hikayesini Türkiye'de kaç kişi biliyor? Devrim arabalarının gerçek hikayesini kim biliyor? Devrim arabaları biraz daha yaygın yani, biliniyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Filmi Yine... çekildi çünkü. Hayır yeni. Bundan 10 sene önce devrim arabalarıyla ilgili bir örnek anlatsanız büyük bir çoğunluk şunu söyleyecekti Benzini biten arabamı diyecekti. Tabi doğru. Ama hikaye benzin bitmesi değil ki. Bizim bugün konuştuğumuz konu ne biliyor musunuz? Eğer yanlışları konuşmazsak, başarı hikayesini önündeki engelleri nasıl kaldıracağımızı bilmez, bilemeyiz. Selçuk Bey'in inadı şu. Ben olayı anlatırken Cemil Meriç'in çok güzel bir kelimesi var. Diyor ki bu ülkede yaşanılmaz diyenler. Bu ülkeyi yaşanılmaz kılanlardır diyor. Selçuk Bey şu lafı söylemiyor bundan hatırlıyor. Cemil, Cemil e, Meriç'in. Cemil Meriç'in lafı. Evet Cemil Meriç'in lafı. Cemil Meriç'in lafı. Bu ülke yaşanmaz diyenler. Bu ülkeyi yaşanmaz kılanlardır kılanlar. diyor. Doğru. Selçuk Bey şunu yapmıyor. Bu zorluklar var. Ben pes ettim demiyor. Bu zorluklar var. Ama ben inadına bunları yaptım. Asıl bizim gençliğe açılacağımız şey bu. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Zorluğu insanların önünde engel olması için değil... Hayır arkadaş, bu zorluklarla karşılaşacaksın. Aynı Atatürk'ün 10. yıl, pardon Nutu yazdığındaki cümle gibi. Biz Nutu'nun en son neyini biliriz biliyor musunuz? Ben, Mete Bey çok uzun bir süredir kulağıma reklam arasında değil. Öyle mi? Nutuk unutmayın. Nutuk un peki, peki, en çok nesi? Oradan devam edeceğiz. Peki, yani doğru. nereye bağlayacağınızı da çok merak ediyorum. Kısa bir aradan sonra sizinle devam edelim. Selçuk Bayraktar konuğumuz Mete Yarar'la birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Devam ediyoruz. Selçuk Bayraktar konuğumuz. Mete Erar'la birlikte konuşuyoruz. Sizden de çok büyük ilgi var. Teşekkürler. Devam edeceğiz. Süremiz de biraz daraldı. Daha konuşacağımız çok konu var. Biraz daha hızlandıralım istiyorum ben. Mete de kalmıştık. Nutuk'tan bir şey yok, bir şey söyleyeceğim demiştim. Ne söyleyecektim. Nutuk e, ee, Nutuk'un en son olan hitabeyi biliriz. Ve onu ezberebiliriz. Ama Oradaki verilen e, mesajı anlamak için nutun tamamını okursanız o size bir anlam ifade eder. Bugünkü başarı hikayesinin de eğer anlamak istiyorsanız başarı, içindeki tabii. zorluğu anlamanız zorluğu. lazım ki o başarının önemini ve bundan sonra yaşanacakları anlayın. Çok haklısınız. Yani benim söylemeye çalıştığım buydu. Bir Han Tepe diye Hantepe, bir şey demiştiniz. O da yarım kalmasın. Fotoğraf gelsin demiştiniz. Ne anlatacaktınız orada? Han Tepe'de şu var. Han Tepe Antep'e ne, neresi bir daha söyle. Ee, en son yanlış hatırladığım kadarıyla, e, yani Irak sınırında e, son nokta ve bir üs. Yani tam tepede sıfır hatta bir üs. En çok da saldırıya uğrayan yerlerden bir tanesi. Şu anda fotoğrafı ee, da geldi. Aynen orası. Yani yaşam yeri böyle. Burada yaşıyorlar. Yani bir karakol Askerler. binası falan yok. Bir karakol binası yok. İşte arkadaki gördüğünüz oradaki çadırlarda e, askerlerimiz kalıyor. Geçmiş fotoğraf bu tabi. Ve o dönemde o helikopter, e, demin göstermiştiniz hangi helikopter diye sordunuz. helikopterinde de arazi e, alıştırmaları var. E, üstad oraya gidiyor. Yani Şırnak'ta eğitim devam ederken görevlendirmeyle oraya evet. silahlı kuvvetler. ikinci yani Oraya, oraya gidiyor yani, evet. yani gitmese gitmez yani kimseye mecbur kılacak hali yok. Oraya gidiyor ve burası saldırının e, en uç noktası her gün saldırıya uğrayan bir yere gidiyor. Ve oradayken de gerçekten yine saldırıya vuruyorlar ve helikopteri kaldırıyorlar. Helikopter e, çatışma esnasında tam şeyini hatırlamıyorum teknik arıza veya vuruluyor düşüyor. Ama bu yük helikopterden bahsetmiyorum o e, mini İHA'dan bahsediyorum. Vallahi... Şu düşmüş hali herhalde şu. Evet, evet. ama düştüğü yer sınır sınırın Öbür ötesi tarafa. ve yok sınır değil. Antep'in hemen şey yanında yani hemen olduğu bölgede şehitlerimiz orada mayına basarak şehit verilmiş bir ay önce. Yani orada bir EYP'ler var. Yani el yapımı El yapımı patlayıcılar var. Karşı tarafta keskin nişancılar oluyor. Burada ve o, o, şimdi o olayın fotoğrafları da ekrana yansıyor siz anlatırken. Yani evet. düşünün. Bir sonuçta birisi mühendis ve onu almak için ekiple beraber gidiyor. Ve gidip onu alıyor. Bu yalnızca şeyle anlatamazsınız bana bunu. Hani e, işini sevmekle başka bir şeyle sevmek. Bu hani dediniz ya bu başı koymaktır. Tabii. Bu bir başa koymaktır. Ha, siz o ben gövde dedim siz gövde yetmez dediniz. Buna baş koymak Orada asıl bir önceki resme giderseniz orada beni çok etkileyen bir, bir önceki Bir önceki resim. Antep'e. Hakkari sınırındaydı değil mi? Evet. Hı hı. Orada şimdi oraya görevlendirmeyle Şırnak'ta eğitim verirken Şırnak Akçay'da helikopter, helhazri helikopter eğitimi verirken bir yandan acil görevle Hantepe'ye gönderiyorlar. Şimdi o görevlerde de Bu fotoğraf sürekli. mı? Evet orada özgür Üsteğmen'i görüyoruz. Hatta birkaç resim daha olması lazım herhalde. O yanımızdaki ha o zaman özgür Üsteğmen oranın karakol komutanı, tim komutanı. Bu 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 subay mı? Evet evet. Şimdi orada görev yaparken beni tabii çok etkilemiş olaylardan bir tanesidir bu. Mini bizim bayraklar Mini'ye da var orada, ufak uçak da var, helikopter de var. Tabii silahlı kuvvetlerin elindeki ne kadar imkan varsa bir anlamda en uç nokta olduğundan orada görevlendirilmiş durumda. Bizleri de oraya gönderdiler mühendis ekip olarak. Hem yerinde eğitime devam etsin hem de görev yapsın bir yandan diye. Şimdi orada gece görev yaparken çatışmalar sırasında tabii sürekli inip kalkıyor helikopter bir arıza yapıyor ve düşüyor. O birlik komutanı da diyor ki ah orası diyor. Şimdi ben ah orası deyince tabii gece dört gibi falan günlerce uyumamış. Anlamıyorum ne demek istediğini. Meğer orada bir ay önce e, mayına. Mayına bizim askerlerimiz basıp şehit düşüyor. Altı şehit. Bir ay önce diyor. mi oldu? Evet aynı noktaya düşüyor ama helikopter. Ah, ah orası mi? dediği helikopterin ah, orası deyince, yer. Çünkü o çok talihsiz bir olay. E, hat hafızalarda halen daha çok taze. E, yani birçok zorlukla da karşılaşılanıyor. E, sonra tabii sabah artık bakarız deniyor. Yani. Helikopterde düşünce. Tabi helikopterin üzerinde de termal kamera var. Ee, yani termal görüş sistemi var. Gece sürekli gözetleme yapılıyor. Biz de bir yandan tabi sürekli destek oluyoruz. Hem bir yandan eğitim veriyoruz. Bir yandan görevlere destek oluyoruz. Neyse sabah e, birlik komutanı e, Özgür Üsteğmen Savalin bir timle beraber inmeye gidiyorlar. Tabi biz de o sırada bu çadırdayız. E, Uyuyoruz, sonra beni gelip kaldırıyorlar. Diyorlar ki hemen zafer bin, yüzbaşı sizi çağırıyor. Hemen e, orada e, şeye geçiyoruz, işte e, tepedeki mevzi noktasına. E, tabii çok büyük endişe var, oralar mayınlı bölge, teröristlerin mayınladıkları bir alan. E, bulamıyorlar, yani bunu nasıl bulabiliriz? Kayıtları inceliyoruz. Ben diyorum ki biz bunu çok noktasal olarak buluruz. O arada tevbillik komutanı geri çağırıyor. Ee, özgür Üsteğmen'i. O da yani filmlerde olur ya, ya işte komutanım muyum size önce. Ondan sonra <laughs> telsiz kapatıyor bir anlamda. Çok hışırtı geliyor diyor. Yani Aramaya devam. Orada bu şeyi e, bizim teknolojimizi, Türk milletinin teknolojisini bırakmamak için e, görevi uzatmaya çalışıyor. Halbuki büyük risk alıyor. Sonra tabii şey olduğundan eee yani e, ben diyorum ki tabii sorumlu da hissediyoruz kendimizi bir anlamda. Çünkü bu teknolojiyi biz geliştirmişiz. Bir hata yapmış yani gidip almak da varsa bizim de üstünlüğümüze bir sorumluluk düşüyor. E, daha üst e, komutanlar arıyoruz diyoruz ki komutanım yani çok riskli olabilir, tehlikeli olabilir ama yani bizim de gitmemiz lazım en azından doğru dürüst uçması için bundan sonra böyle hatalar olmaması için gitmemiz lazım. Neyse gönüllülerden bir tim kuruluyor. O da beni orada çok etkilemişti. Orada yani gündemdeki O düşen ki... helikopterin alınması lazım. Yok yani. yok, şu etkiledi çok. Bir önceki resme, bir sonraki resme gidersek, bir sonraki, bir daha gidersek orada çocuklar var. Gidebilir miyiz? Ah bu. Şimdi tabii sadece gönüllüler gidecek ve çok az sayıda insan gidecek. Orada Özgür Üsteğmen diyor ki kim gelir diyor. Oradaki Anadolu çocukları gencecik ki onlar böyle yani 18 saat günde nöbet tutuyorlar, tutuyorlar mevzilerde belki. Hepsi ben geleyim komutanım, ben geleyim komutanım. Helal olsun. Ben geleyim diyor. Böyle büyük bir şeyle yani size en tehlikeli görev. Yani mayınlı bölgeye anlamda. gidecekler. Yani şimdi en çok korkutan hususlardan biri o mayındı. Yani o dönemde biz hepsi, arazide bulunduğumuz dönemde de en çok korkutan Hepsi gönüllü diyor. oluyor öyle mi? Hepsi oradaki gördüğünüz çocuk ben geleyim komutanım diye özellikle böyle cengaver bir şekilde diyorlar. Neyse sonra... Ee, şeye doğru iniyoruz. Önde main direktörü. Ee, e, Tabi e, 30 metre arayla. Diyor ki buraya dit yapıyor mayın direktörü, ötüyor böyle ararken. Buraya basma diyor. İnsanın böyle hatta yürürken iyi şey geliyor. Ee, yani, sonra sağ salim. Sonra indik tam indik aşağıya Tabii orada yani post yani o olaydan kalma işte postal işte sargı bezleri falan. O görüntü beni çok şehitlerimizin, etkisi. şehitlerimizin evet, yani o gecenin teinden kalma, o geceden kalma. Sonra helikopteri tam aldık, yukarı doğru çıkıyoruz. Çatışma çıktı şeyde. Hemen acilen e, tabii bir iki saatlik mesafe tırmanması da. E, telsizden bağırıyorlar, bir an önce helikopter kalksın, helikopter kalksın diye e, Tabii biz de aşağıdayız o sırada. Sonra yukarıya çıktık. tabii orada enteresan bir olay daha oldu. Şimdi bir taraftan yurt dışından Türkiye'nin servis aldığı İHA'lar var. Predatörler görüntüleme yapıyor, yapıyorlar. Predatörlerde bir işte koordinat alınlıyor. Yani bir görüntüde terörist görüntüsü görüyorlar. Koordinat veriyorlar. O koordinata atış, yapılıyor. atış, atış yapılıyor. Şimdi bizim o dönemde fırtına topları var. Fırtına topları bilgisayarla en hassas toplar. Yani bilgisayar sistemi tarafından kontrol edilen çok hassas sistemlere sahip ve en gelişmiş toplar dünyada da az ülkede var ya yani o teknoloji Türkiye'nin milli olarak geliştirdiği bir teknoloji tabi verilen koordinata atış yapıyor ama görüntünün içine düşmüyor ya yani tabi öyle olunca karargah izliyor görüntüyü karargah diyor ki Allah Allah bu yani görüntüye düşmüyor aynı koordinat bizim helikoptere de veriliyor yani o Alınan görüntüden, e, Amerikan İHA'sının aldığı görüntüdeki koordinat bizim helikopterde o koordinata gidiyor. Aynı anda oluyor bunlar. Tabii ama bizim görüntü karargaha gitmiyor. Sadece üst bölgesine geliyor. Biz üstünde duruyoruz görüntünün. Hatta tam tepesinde duruyoruz. Ve bu ada terörist yok. Bir baktık, yok. <laughs> bir baktık e, top düştü. Top mermisi. E, tabii yani ve verilen koordinata. Şimdi predatörün görüntüsünde terörist var top yok. Bu görüntüde terörist yok, top var. Top var. Şimdi bunun üzerine şöyle bir sonuç çıkıyor. İşte fırtınalar demek ki hedefi vurmuyor. Havan topuyla atalım. Havan topu çok daha kaba bir silah. Yani biri bilgisayar kontrollü çok daha uzun namlıya sahip, çok evet. hassas bir silah. Öbürü çok daha kaba bir silah. Kimsenin aklına gelmiyor ki, predatör yanlış koordinat hesaplıyor veya yanlış koordinat. Yok, sonra şey Kimsenin aklına o dönemde bu gelmiyor. İşte bu biraz öğrenilmiş çaresizliğe örnek olabilecek şeylerden bir tanesi. Yani burada ne oluyor? Sen predatör yanlış koordinat almış ama görüntü gösteriyor. Burada kendi helikopterim var. Daha ufak, daha basit bir sistem belki. Malazgirt insan savaş aracı. Tam koordinatın üzerinde. Orada da terörist yok ama top vermiş var. Sonra bak. büyük Şimdi bir skandal ne oluyor. Çıktı. Şey, e, fırtına vurmuyor. Havan topuyla atın. Halbuki fırtına çok çok daha hassas çok... ve tam noktasını atıyor üst üste mermiler. Sonrasında Ordukları, biz bunu evet. komutanlarımıza arz ettik de bir Şırnak'ta bir briefing vardı o dönemde 2. Ordu Komutanımız Necdet Özerdi sağ olsun. Bu projelerin gelişmesine de çok destek olmuştur. Yine aynı şekilde Hasan Asız gibi o dönemde işte e, Ahmet Yavuz gibi bunun yanında Saldıray Berk gibi komutanlarımız ve en alt düzeyinden en üst düzeyine açıkçası bu Hep projelere de çok sahip çıkan komutan hedef aldığı komutanlar. Evet bu, kar, bu kardeşimiz de mesela Özgür'ü de FETÖ hedef aldı ve 6 yıl ihraç edildi, yeni geri döndü. Yani 2 sene Öyle önce. Öyle mi? Tabii tabii yani hapis onu yattın. da hedef aldılar. O oradaki kahraman eee düşmedi ama e, ihraç edildi. Onunla da uğraştılar. O saydığınız e, generallerin de çoğu evet, hapis yattı. On, on, yani, Ahmet Yavuz Paşa. Bak ma, ma, maalesef maalesef. maalesef evet. E, Şırnak'ta o dönemde e, tümen komutanıydı. Biz çalışmalarımızı ilk yürüttüğümüz Şimdi, Malazgirt ve Mini'ye çalışmalarımızı... Orada skandal dedim, o skandalın ne olduğunu söyleyeyim. Süre daraldı, evet. Asıl skandal orada. Ortaya büyük bir şey çıkartıyorlar ortaya. Predatörler Türkiye'ye anlık istihbarat vermediği ortaya çıktı. Ya, o Gecikmelin, tartışma oradan mı çıktı? Tabii, gecikmeli görüntü verdiği orada ortaya çıktı. O meşhur tartışma da öyle çıktı o tabii, zaman. Tabii, yani size anlık istihbarat diye paylaşıyorum dedikleri istihbaratın arasında bir saatlik fasıla olduğu ortaya çıktı. O şeyle, bu anla, Selçuk Bey'in anlattığı yok. Hikayede. Yani ben yanlış koordinat alabileceğini de düşünüyorum. Açıkçası beklerek vermiyordu ortaya. ama e, bilerek yanlış, yanlış koordinatı yanlış hesaplayabileceğini de. İşte aynen orada nasıl ki çocuklar yani seve seve bir anlamda hiç korkmadan işte Anadolu çocukları şehadete yürümeye Çok... gönüllü oldular. Aynı şekilde biz aynı ruhu Teknofest'te genç kardeşlerimizin bu projelere olan ilgisini de görüyoruz. Çok. Yani hangi projelere? İşte Türkiye'nin uzay çalışmalarında kullanılacak roket teknolojisine, yapay zeka teknolojisine, işte e, siber de, güvenlik alanına, bunların da biyoteknoloji, inovasyon yarışmasına, 36 farklı alanda, ya yani aynı ruhu bir anlamda, o Anadolu ruhunu, e, birebir aynı kahraman ruhu bu projelerde görüyoruz. İnşallah bu projelerle bütün bu sivil alanlarda ülkemiz çok daha işte biyoteknolojiden, nanoteknolojiye, yapay zekadan, uzay uydu sistemlerine kadar inşallah biz şayet onlara sahip çıkarsak, onları alkışlarsak, onları desteklersek, önlerindeki engelleri kaldırırsak inşallah aynı ruh bunu da inşa edecek. Yani tam bağımsız, müreffeh ve güçlü Türkiye'yi İnşa edecek. Peki teknoloji e, alanında. Madem konu geldi hemen soralım. Teknofest ne zaman? Teknofest bu, bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül tarihlerinde yani önümüzdeki hafta Salı günü başlıyor ve 6 gün sürecek. Altı gün sürecek, sürecek. E, Pazar yine, günü bitecek inşallah. Yine herkese açık. Evet yani geçen yıl pandemi nedeniyle e, biz sadece Teknofest'in kalbi olan yarışmalarla yürütmüştük. Sadece yarışmacılar katılmıştı. Ziyaretçi kapalıydı. Bu yıl e, tüm milletimize açık. Yalnız önden rezervasyon oluyoruz. Daha önce de rezervasyon oluyorduk ama Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri kapsamında e, HES koduyla ve e, aşı. ya PCR testi e, ya, ya da iki aşı. doz aşılı olmak e, kaydıyla gelecek yani... ve 100 bin e, kişilik günlük kontenjanla. Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uygun olmak kaydıyla herkese açıksınız bu bu sene. Aynen. Tekno öyle feste. herkes ama 100 bin kişilikte bir sınır. O alan 450 bin metrekare. Hemen tam rakamları da bakıp söyleyeyim. 450 bin metrekare e, normalde 450 bin kişi rahatlıkla ha, e, misafir siz edebilecek. 100 binle bu sınırlıyorsunuz. Günlük, bu yıl günlük 100 bin kişi olarak e, Teknofest'i yapacağız. Peki Teknofest'teki Amaç nedir? Hedef nedir? Şey mi? Çocuklara, oraya katılanlara, katılımcılara ya teknolojinin her alanda gelişmesini sağlamak için bir ruh aşılamak mıdır? Yoksa somut bir şeyler mi gösteriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz orada? Teknovestim merkezinde yüksek teknoloji yarışmaları bulunuyor. Bu yarışmalarla aynen size bizim hikayemizdeki örnekte bahsettiğim gibi geleceğin teknolojileri Teknolojileri anlamında genç kardeşlerimiz bu yarışmalara katılıyorlar. Ama sadece savunma sanayi değil, hatta savunma sanayi çok ufak bir kısmı. 36 farklı alanda biyoteknolojiden işte robot taksi yani akıllı Aa, ulaşıma. Her türlü bunu teknoloji. Insanlık, tabii tabii yani çok büyük bir kısmı tümüyle sivil alanlar. İlk yıllarda biraz daha savunma sanayi ağırlıklıydı. Artık savunma sanayi çok daha ufak bir kısmını. Oluşturuyor, merkezinde bu yarışmalar var. Peki bu, yarışma, bu yarışmalara ne olacak yani? Ben girdim yarışmaya, kazandım yani. Buradan ne çıkar? Tabi buradan, aynı çok güzel sordunuz Ahmet Bey. Ee, buradan bir kere bu yarışmalar geleceğin teknolojideki geleceğin trendlerini içeriyor. Mesela biyoteknoloji, inovasyon yarışması. Bunun yanında sağlıkta yapay zeka yarışması. Şu anda dünyada sağlık teknolojilerinde e, en önemli en önemli çalışma araştırma alanlarından bir tanesi yapay zeka ile tanı koyma. Mesela bu yıl önemli yarışmalarımızdan bir tanesi Sağlık Bakanlığı'nın paydaşlığında yürütülen bu radyoloji görüntülerinden beyin tümörleriyle alakalı, beyin fonksiyonlarıyla alakalı bir eksiklik var mı, işte inme inebilir mi bununla alakalı bilgisayarın tanımasını sağlayacak. Yani doktorun işini bir anlamda kolaylaştıracak Yazılım geliştirme. Şimdi buradaki yarışmaya katıldığında çocuk bir kere bu alana hatta kimi yarışmalar daha sadece lise seviyesi veya üniversite seviyesi değil, kimileri yüksek lisans, doktora ve hatta onun daha ötesinde Öyle de mi? Ha, derinlikte bu kapsam içeriyor. Profesyonelleşiyor yani. Evet, profesyonellerin de katıldığı yarışmalar var o anlamda derinliği olan ki dünyada da baktığımızda bir örnek vereyim. İşte elektrikli e, akıllı arabalar geliyor değil mi? Bugün en büyük devrimlerinden bir tanesi seri imalat hattından sonra otomotivde akıllı arabalar, akıllı otonom sürüş kabiliyetine sahip arabalar. Bu 2004'te benim de araştırma görevlisi olduğum dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yarışmayla hmm. aslında doğmuş bir teknoloji. Baktığımızda büyük teknolojilerin altında bu gibi yarışmalar yatıyor. Yani o dönemde e, 170 kilometrelik bir parkuru en en başarılı şekilde tamamlayana çok yüksek ödüllü bir yarışma düzenlendi. Dünyadan da buna üniversiteler katıldı. Bu yarışmadan bu yarışmaya katılan takımlardaki takımlardaki çalışanlar, bilim adamları, teknik adamlar da bu alanın dünyadaki kurucusu oldular. En iyileri oldular. Evet, kurucusu, kurucuları oldular. Bugün kurucu akıllı, baba oldular. Aynen, kurucuları oldular. Bizim hedefimiz bu genç kardeşlerimizin bu geleceğin teknoloji trendlerindeki alanlarda kurucuları olmaları. Çünkü biliyorsunuz ağaç yaşken iyidir, yani nasıl ki baktığınızda başarılı müzisyenlerin, başarılı yazılımcıların, başarılı tiyatrocuların, hayatlarına başarılı işte uzay çalışmalarını yürüten insanların hayatlarına veya bilim adamların hepsinin gencecik yaştan bu alanlara ilgi duyduğunu, merak sardığını, hatta gülüyor. yarışmalara girdiğini. Evet, yarışmalara girdiğini. Ama şey çok önemli. Yani çok güzel bir örnek. Yani akıllı araba olayının Evet. bir yarışmayla doğması, Aynen yani öyle. çok acayip bir şey. Teknofest tabii dünyada bu işi çok farklı bir noktaya taşıdı. Yani bir yarışma platformu olarak dünyanın en büyük yarışma platformu. İlk yıl bizim bu yarışmalarımıza 20 bin yarışmacı başvurdu. İkinci yıl bu sayı 50 bin oldu. Üçüncü yıl 100 bin oldu. 2020'de bu yılda artık neredeyse yani üniversite sınavı gibi 200 bin öğrenci Oo. bu yarışmalara başvurdu ve 36 farklı kategori Peki o kategorileri yani, siz mi veriyorsunuz? Siz mi belirliyorsunuz? Paydaşlarımız yürütüyor bunu. Yani kurumlar bunlar kimisi üniversite, kimisi teknoloji firmaları. Her bir teknoloji firması ve paydaş e, bu yarışmalardan bir sorumluluk alıyor. Yani ASELSAN işte su altı insansız su altı aracı yarışmasını düzenliyor. Bunlar Bunun biraz da TÜBİTAK, Biyotek... ihtiyaçlara göre de herhalde bu yarışma alanları belirleniyor. Aynen öyle tabii yani geleceğin trendlerine göre e, mesela burada az önce roket yarışmasının görselleri vardı. Aslında ülkemizin hem uzay çalışmalarında hem uydu teknolojilerinde hem de hava savunma teknolojilerini geliştirmek için dünyada da sadece iki yerde düzenleniyor o roket yarışması. geliştirmek için gençleri yetiştirmeyi hedefliyor. Yani Peki, ufacık yaşlardan itibaren biz gönüllerine bu sevgiyi sokmaya çalışıyoruz. Siz Teknofest'te hiç sizi heyecanlandıran şeyler gördünüz mü? Hani ya acayip şeyler yapıyor çocuklar. Bizim çocuklar da fena değilmiş Dedirt, dedirttiler mi? Yani Teknofest'in kendisi zaten böyle bir Aynı. süper hızlı e, şarj istasyonu gibi böyle insanı coşturan bir şey. Bir kere yarışmalar var merkezinde. Bunun yanında e, fuar alanları var. Teknolojik eğitimlerin verildiği ve tanıtıldığı Türkiye'nin eserlerini. Bir kere o eserleri bir arada kolay kolay hiçbir yerde göremiyorsunuz. Ya Türk Türkiye'de biz bunları yapmış mıyız diyorsunuz. Ben bile bunu söyledim. Yani sadece savunma sanayinin eserleri bir araya konuldu. Biz gerçekten bunları yapmış mıyız dedik ilk yıl 2018'de. Bunun yanında diğer teknolojik alanların hepsi var. Bunun yanında dünyanın da en büyük e, teknoloji festivali yani toplumsal katılım anlamında 1 milyon 720 bin kişi geldi açık ara dünyadaki en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği. Ben şeyi merak yani, ettim. Yani evet. yarışmaya katılıyor bir takım evet. ekipler diyorsunuz ki profesyoneller de evet. katılıyor sizi heyecanlandıran bir yarışma sonucu. Ya işte bu şahane. Hadi buradan yürüsün bu çocuklar. Şimdi dünya çapında dünya çapında çok ileri düzeyde sayılabilecek yarışmalarımız da var. Kimileri ilk yıl biraz daha vasat seviyeden başladı ama onlarda da büyük bir iyileşme görüyoruz. İşte bazı yarışmalar büyük ödüllü, bazıları böyle dünyada bir anda büyük prestij sahip oldular. TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalar vardı. Ha, olanlar var yani. Soluklu, evet var. Yani büyük heyecan. Yani kimileri çok iddialı dünya seviyesinde, çok iddialı sonuçlarla geldiler. Kimileri biraz daha vasat bir yerden başladılar açık söyleyeyim. İyisi e, benim de var, de, ortası benim de da var. İlimde üzerinde çalıştığım yarışmalardan. Ama şöyle, bakın bu bir süreç. 2018'de vasat bir yerdeydi. Şimdi her yıl üstüne koyu koyu geldi. Bu yıl, dördüncü yılda büyük ödülü alıyorlar. Şimdi bundan beş sene sonrasını düşünün. Aynen o genç kardeşinizin 2005'te söylediği gibi dünyanın en iyisini yapabilirim diyen bir sürü çocuk var. Binlerce, on binlerce çocuk var artık. Ben bu alanda en iyisini yapacağım diyebilen bir sürü çocuk var. Yani yüzlerce, binlerce çocuk var artık. Bütün mesele de buydu zaten. Ha toplumu buraya niye çağırıyoruz? Marifet iltifata tabidir. Niye Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı çağırıyoruz? Çünkü tüm toplumun huzurunda bakın siz teknolojinin şampiyonlarısınız. Siz işte bu iltifatı hak ediyorsunuz. Yani hayatlarında unutamayacağı bir anı, bir anı yaşamış oluyor. Çok, çok önemli aslında. Tüm toplum. Evet. Yani biz ilk yıl tabii çok e, heyecanlıydık. Teknofest hatta endişeli dik bile diyebilirim. Çünkü ilk defa böyle bir etkinlik düzenlenecek. Yani teknofesti eşi benzer olmayan bir etkinlik. Yani fuar deseniz fuar değil, festival deseniz... Yani Kiraz Festivali var Türkiye'de. Tam i̇şte festival farklı farklı de değil. Festivaller var ama bu teknolojinin festivali. Ee, onun yanında e, bir taraftan yarışmalar var. Yani tek başına bir yarışma platformu da değil. Dev bir yarışma platformu. 200 bin ilk yıl 20 bin öğrenciydi ama şimdi 200 bin öğrenci. Yani sadece bir tarafı bile teknofestin. O kadar. Bir taraftan baksanız Air Show da değil. Yani Air Show olarak baksanız havacılık gösterileri de var Teknofest'te. Onlar da tabii büyük. Ilgili, siz, ben şimdi şey, dikkatimi çekti Selçuk Bey. Evet. İhaları sihaları falan anlatırken bile bu kadar heyecanlanmıyorsunuz. Yok, Gözleriniz teknolojik, parlıyor. Teknofest anlatırken. Büyüsü bambaşka bir büyü. Ben geçen yine işte hem Efficiency Challenge dediğimiz elektrikli araba yarışmasıyla roket yarışmasına gittim. Yani bir kere insanın duygulanmaması mümkün değil. Yani tozun toprağın altında Ahmet Bey. Güneşin altında. Gencecik çocuklar. İşte bizim uçağı da gencecik çocuklar yapıyor. Yani Z kuşağı dediğimiz kuşak yapıyor. Gencecik çocuklar. Tozun toprağın altında bir yıl çalışmışlar. Ne yapmış? Güneşin ne altında. Yani şimdi ülkemizin işte uzay teknolojilerindeki e, kahramanlar olacak bunlar inşallah. İşte bu sistemlerini yapacaklar. Bu roket yarışmasını gösteriyor şimdi arka tarafta. Şimdi o güneşin altında adeta o tuz gülü de böyle enteresan bir yer. Böyle bir vahanın ortası gibi, böyle bir okyanusun ortası gibi, bir uzay boşluğu gibi neredeyse hiçbir şeyin ortasında Ama bir yer. Ağaç bile yok. Hiçliğin ortası. Yani bir hiçliğin ortasında. Şimdi oraya baktığınızda insanlar güneşin altında saatlerce geceleri sabahlara kadar. Kaç yaşında bu dedi, çocuklar? 18, 16 liseliler de var, 25 var. Bazı yarışmalarımızda daha ileriki yaşlardan katılanlar da oldu. Onlar da bizi çok yani 70 yaşında dedemiz bile Katılmış Şahane. kendini genç hisseden herkes ama z kuşağından bir gencecik dedi. Gencecik çocuklar tabii böyle hiçliğin ortasında yani oradan böyle volkan patlaması gibi roketini ateşliyor bir yıllık emeği. 3 saniyede 20 bin fite çıkıyor. Yani nasıl ki yani hem kendini dönüştürüyor orada bir yıl emek vererek ve o güneşin altında tozun altında çalışarak yani emek verilen her şeyin bir şeyleri dönüştürür hem kendini hem de o ateşlemesiyle birlikte aynı volkan patlaması gibi, volkan patlamaları nasıl yeryüzünü değiştirir, tüm toplumun bakış açısını değiştiriyor. Çünkü bunu bir Türk evladı yapıyor. 20 bin fitte hiç fena evet, değil bir, yani. Bir dev gibi 3 saniyede ve dünyada sadece 2 ülkede bu yarışma düzenleniyor. Düşünün ki bu çocuklar nasıl bir dip dalgaysa biz onların önünü açacak olursak, kesmeyecek olursak, takoz olmayacak olursak neler neler başarılır. Destekleyecek olursak. Evet yani bütün toplumu oradan hiçliğin ortasındaki bir yerden tüm toplumu değiştiriyor. Yani bir anlamda bizim için her şey olan geleceğimizi, toplumumuzu, gençlerimizi dönüştürüyorlar. Sonra da gelip işte festival coşkusu, coşkusuyla bu teknolojinin şampiyonları gelip işte Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, işte sürpriz bilim adamlarımızdan diyeyim konuklarımız da olacak. İnşallah tüm toplumun önünde sizler de bunu tabii sizler paydaşımızsınız. Sizler de bunu tüm, tüm toplumla paylaş, paylaşıyorsunuz. Şayet siz olmasanız o yaptıkları çalışmaları toplumun görmesi mümkün değil. Yani bir Şampiyonlar Ligi'nde nasıl insanlar düşüyorlar takımları galip geldiği zaman veya işte bir ligdeki maçta aynen öyle bir ortam oluyor bir anlamda. Yani tüm toplumun önünde böyle bu işleri başarmış olmanın bir anlamda gururunu yaşıyorlar. Teknofest'e gidesim geldi vallahi çünkü ona öyle bir Siz anlattınız geldiniz, ki. E, Geldim çok. Evet Eee 2000... bir yağmurlu bir gündü. O gün evet. Evet ama e, çok etkileyici e, tablolar vardı. Çok da gelişmiş anlattıklarınıza göre e, yeni durumu da görmek lazım. Tabii te, tabii şeyi hafta içi bu yılda da e, ben buradan e, tüm milletimizi aile boyu değil sülale boyu bekliyorum. Hafta içi gelmelerini sizin yaptığınız gibi tavsiye ediyorum. Hafta hafta içi çok daha Sakin Rahat, olabiliyor. Sakin Hafta oluyor. sonu herhalde çok Hafta artıyor. sonu daha fazla, çok daha fazla Et, rağbet ediliyor. Etkinlik de var herhalde. Bu yıl tabii biraz daha kısıtlı rezervasyonla olacağından biraz daha yani o tabii inanılmaz kalabalıklar geldi. Özellikle pazar günü çok büyük bir kalabalık geldi. Cumartesi ve pazar çok büyük yoğunluk yaşandı. Bu yıl biraz daha kısıtlamayla yapılacak. O yüzden yani kayıtlı olduğundan ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyorum. Nasıl kaydı olacaklar? Ee, i̇nternet internet sitesinden e, linkleri paylaşıldı bunların. Hem mobil uygulaması var hem de e, e, desktop uygulaması var. Oralardan uygulaması. girip o, oradan randevu e, alacaklar. Evet aynen. E, işte Hes kodunu e, girmesi gerekiyor. E, daha önce de bu şekildeydi ama bu yıl biraz daha pandemi nedeniyle biraz daha tabii hassasiyet var. E, Hes kodu e, söz konusu. O yüzden önden kayıt yaptırmak gerekiyor şimdi Selçuk Bey bu teknofesti de konuştuk sona doğru geliyoruz birkaç şey var sormak istediğim onları hemen hızlıca konuşalım isterseniz biraz daha hızlanalım en son Akıncı ne diyorsunuz ona Tiha. tiha Taarruzu insansız hava aracı. Ne, ne demek bir daha söyleyeyim? Taarruzu insansız hava aracı. Bu çok önemli bir araç mıdır? Özellikleri nedir? Neden üzerinde bu kadar çok duruldu? Tabii bu dünyada sadece üç ülkenin geliştirebildiği, daha ağır sınıfta ve çok daha karmaşık ve stratejik görevleri yapabilen bir insansız hava aracı, bir silahlı insansız hava aracı. E ee, tavrizi denmesinin nedeni de Türkiye'nin ürettiği ve dünyada üretilen en karmaşık ve akıllı mühimmatlar dahil işte seyir füzesinden nüfuz edici bombaya bunun yanında işte hassas güdüm kitli mühimmatlardan elektronik harp ekipmanlarıyla donatılabilecek hatta önündeki radarıyla hava hava füzeleri bile fırlatabilecek stratejik görevler yapacak bir platform çok maksatlı bir ana silah sistemi. Peki biraz savaş uçağına da benziyor. Evet savaş uçağından Yalnız farklı görevler. Biraz daha farklı. Yani savaş uçaklarının da yapamadığı başka görevleri ve savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri yapmıyor. Ama en önemli özelliği bir kere insansız olması. Savaş uçaklarıyla da muharebeye girecek kabiliyeti olacak ama her teknolojideki savaş uçağıyla değil. Yani bu bir insansız savaş uçağı olarak tasarlanmadı. Akıncı yine çok uzun süre havada kalabilen binlerce kilometre öteye sizin e, muharip gücünüzü aktarabilen, yani çok uzaktan, e, cephenin en ön hattında sizi de çok geride tutarak kullanabileceğiniz bir muharebe platformu. Ana muharebe platformu. Ağırlığı ne kadar bunun? Akıncı'nın maksimum kalkış ağırlığı 6 ton. Bunun 1,5 tonu faydalı yük dediğimiz işte üzerinde taşıdığı mühimmat ve harp sistemleridir. Tabi sadece mühimmat olmuyor. Bazen işte radarlar oluyor, elektronik harp sistemleri oluyor, sinyal istihbarat sistemleri oluyor. Akıncı'nın görev yükü çok değişebiliyor yapacağı Peki, göreve üzerindeki göre. Üzerindeki bombalar, füzeler hepsi yerli mi? Tabii. Zaten böyle bir platforma şöyle söyleyeyim Ahmet Bey. Yani herhangi bir yabancı mühimmatı Türkiye almak istediğinde zaten satmıyorlar. Hani bundan 15 sene öncesine gitsek bir mühimmatlar yoktu Türkiye'de. Çünkü söylediğim dönüşümle başladı ve bu da hemen olmuyor. Bugünden yarın olmuyor. Bu yıllar aldı bu mühimmatların gelişmesi. Artık Türkiye'de büyük bir mühimmat ailesi var. Bir değil. 3 değil, 5 değil, 10 değil. Çok karma yani seyir füzesinden işte Tübitak'ın geliştirdiği seyir füzesinden nüfuz edici, edici bombaya bizim siyalarımızın Bayraktar TB2'nin kullandığı Mamle, Mamce, Mamte ailesinden hassas güdüm kiti, işte kanatlı güdüm kiti, e, bunun yanında lazerli güdüm kiti LGK dediğimiz yani geniş bir aileden bahsediyoruz ki bunların her biri de düşünün ki bir alt sistem olarak yani bir akıllı insansız avarıcı gibi bu mühimmatlar, bu mühimmat, bütün bu sistemleri de Türkiye artık kendisi özgün olarak… Aselsan, TÜBİTAK bunlar Aynen Aselsan, TÜBİTAK, ROKETSAN e, bunları bütün bu aileyi de geliştirmiş olduğundan bunlar savaş uçaklarına da takılıyor. Ama işte Akıncı bütün bu gelişmiş bu ailenin hepsini kullanabiliyor ve bunların hepsi yine söylediğim gibi açıkçası 10 yıl öncesine dönseniz yoktu ve yurt dışından alınıyordu ve yurt dışından da alınamıyordu bir anlamda. Paramız yani Türkiye bağımsız operasyon yapmaya kalktığında vermiyorlardı. Düşünün şurada şunu kullanan hele SİHA gibi bir platforma yani taarruz insansız aracı gibi bir platforma asla vermiyorlar. Çünkü burada bu insansız aracı olduğundan çok daha riskli görevleri yapabiliyor. Çok daha Türk, stratejik Türk, görevleri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kaydedildi diye bir tabir var. Bu ne demek? Bu artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin malı oldu. Evet malı Oldu demek. Yani onun Kesin kullanımına girdi, yapıldım. envantere girdi. Ben burada bir soru sorabilir miyim? Bana da en çok sorulanan bir tanesi bu. E, TB2 sınıfının en iyi istediğiniz Kendini evet. sahada ispatlamış dediniz. Benim en çok karşılaştığım hem YouTube'den ve diğer e, yani sosyal ortam artı normal gerçek ortamlarda da şu soru soruluyor. TB2 dışına satmaya başladık. Sattıklarımızın bir kısmı NATO ülkesi, bir kısmı ise e, çevre ülkelerimizdeki ülkelerde satıyoruz. Ukrayna, e, Irak e, istekli olduğu söyleniyor. E onlar tabii hepsi devlet kontrolünde oluyor. Yok. Yani devletin izin verdiği ülkelerle yok, yok. biz sadece... Söylemedim. Soru şu. şu. E, Ir şu Irak'la da herhangi bir şey yok şu anda. Evet. Yok yok soru şu. E, bunlardan teknoloji çalınması gibi bir korkunuz var mı? Veya bunların daha sonra Türkiye aleyhine kullanabileceğini düşünüyorsanız bunu nasıl engelleyip engellenecek? Hani en çok bana e, sorulan sorulardan bir tanesi bu. Çok e, sofistike bir silahtan bahsediyoruz. Tabii ki Azerbaycan'ı ayrı bir yere koyuyorum. O bizim kardeş ülkemiz. Ama diğerleriyle ilgili böyle bir endişe var mı? Bunu nasıl koruyacaksınız? Yani eğer cevaplamak isterseniz. Tabii yani bu teknoloji dediğimiz şey aslında akıllı bir robottan bahsediyoruz. Yani nasıl ki diğer kullandığınız teknolojilerde tümüyle şayet dışarıdan alıyorsanız yazılımı sizde değilse ne olacağını tam bilemezsiniz. Burada da benzer bir durum söz konusu. Bu kendi yazılımımız olduğundan. Yani bu ülkelere Türkiye zaten şöyle vermiyor, dost ve müttefik ülkelere bu teknolojiyi veriyor. Ee, ama şayet e, bu teknolojiyi siz geliştirdiğinizden bir anlamda o ülkeyle artık ilişkileriniz diplomatik kaldıraç anlamında da çok büyümüş oluyor. Çünkü bu burada sadece e, basit bir ihracattan bahsetmiyoruz, yüksek teknoloji nişi bir stratejik üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bütün bu satışlar da devlet kontrolünde olduğu gibi bu insan hava araçlarına biz de sahip olamıyoruz. Yani bir özel şirket olarak. Biz de ancak devlet kontrolünde üretip ancak onun kontrolünde uçurabiliyoruz. Stratejik ürün olduğu için devlet evet. kontrolü gerekiyor. Aynen Yani öyle. siz e, ben şu ülkeye sattım bunu filan diyemiyorsunuz anladım. Aynen öyle. O Pe şekilde. Peki, e, ya bir fotoğraf gözüme çarptı. Onur getirir misin onu ekrana? Bana atış izni yok yazıyor üstünde şu şurada roket. Bu nedir? Ne demek bana atış? Tabii 2015'te Türkiye'nin ilk insansız hava araçları için geliştirilmiş ilk milli akıllı mimmatu, Min minyatür. o dönemde tabii yakın tarih bu. Ee, ilk geliştirirken 2015'in Kasım ayı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum. Aralık ayı. E ee, o dönemde tabii işte bahsettiğim anlayıştan dolayı biraz böyle kendine güvenmemekten diyelim. İlk ee, ilk atışına çıkmak için Roketsan yıllarca çalışmış, biz de CIA'yı yıllarca çalışmışız. Yıllardır da bunu ilk atışına e, bu getirdik. ilk siyasi olacak. Teröre mücadelede beklenen evet. bir e, silah sistemi bu arada da. Evet, ilk atışını yapacak ama izin yok. Ha evet. o da ona mı göndermiyor? Evet, o? hatta ha. o dönemde Sayın Bakanımız Mustafa Varanka bir şekilde ulaştık biz. O dönemde e, başbakanımızın özel kalemiydi. E, ulaştık ve böyle böyle bir durum var. E, yani CIA'yı geliştirdik. Burada e, yıllardır mühendisler çalışıyor. Hem roket Roketsan'da hem e, Baykar'da arazide yatıp kalkıyoruz. Batman'da orası. E, yani bu dünya bu teknolojiye sahip olmak için e, adeta uğraşıyor. böyle gün sayıyor. Bizde de yani o kadar büyük terör Problemi olmasına rağmen atış izni yok. Ee, sağ olsun o dönemde e, bu izin alınmasını sağlamıştı ve ilk atışı 2015'in e, Aralık ayında bizim Bayraktar TB2 siyamız, o zaman iyiydi SİA olmuş oldu, gerçekleştirmiş oldu. Peki e, şimdi bir Mius yani muharip insansız savaş uçağı hedefi var sizde yani onu konuşmanız arasında da o bir hayal değil, yapılabilecek bir şey dediniz. Ee, şunu merak ediyorum. İHA, SİHA veya akıncıdan ne farkı olacak insansız savaş uçağının? Yani bir farklı bir şey mi olacak? Tabii bunlar daha çok bugün savaş uçaklarının yaptığı hava muharebe görevlerini yapabilen, daha yüksek hızda uçabilen platformlar ve bizim tasarladığımız yani bir anlamda konuşmamızın, sohbetimizin başında da bahsetmiştik. İşte tümüyle artık dünyanın gittiği yer insansız savaş, uçakları. Savaş uçakları. Yani 5. nesilden sonra 5. nesil denilen uçaklardan az görünür. İşte süpersonik uçuş kabiliyetine sahip, işte mühimmatlarını içeriye alan, işte gelişmiş radarlara sahip uçaklardan sonra bundan sonra filolar halinde uçan insansız savaş uçakları. Gelecek bunların. Aynen öyle yani muharip hava gücünün Ana bel kemiği bunlardan olacak. Yani bunların yanında Akıncı gibi platformlar, işte Bayraktar TB2 gibi platformlar, daha ufak işte ülkemizin de yaptığı daha ufak kamikaze dronlar gibi platformlar da olacak ama ana muharebenin ana unsurları yani daha büyük konvansiyonel muharebenin ana unsurları hava, havacılık unsurları yani hava muharebesinin ana unsurları insansız savaş uçakları olacak. Burada da e, se se evet. Selçuk Bey çok özür dilerim devam edeceksiniz insansızlık esas oluyor herhalde. oraya. Aynen gidiyor. öyle. Çünkü bütün bu görevlerde de tabii bu bugüne kadar başarılamadığından insanlı bu savaş uçakları. Artık yüksek teknolojinin getirdiği imkanlarla insansız yapabiliyorsunuz. Aslında bir anlamda bazı yönleri daha karmaşık bir uçak yapıyorsunuz. Yani insan olmadan dahi görevini başarıyla yapabilen bir platform yapmanız gerekiyor. Bazı yönleriyle daha gelişmiş bir platform oluyor yani bazı teknolojik yönleriyle. Ve burada Bayraktar e, yani buradaki Bayraktar TB3 ve Mius dediğimiz muharip insansız uçak sistemini dünyadaki diğer geliştirilen platformlardan farklı kılan yani dünyada bu çalışmalar yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri 15 yıldır neredeyse yapıyor ve uçak gemisinden de e, inip kaldırma. Şu mu? Bu fotoğraf. Yok o bizimki. Yok bizim, bizim. yapılacak olan. Anladım. Ama onların gemileri büyük ve çok daha pahalı gemiler. Bugün artık Türkiye'nin de kendi gemisini geliştirdiğinden biz de bu platformları işte TCG Anadolu dediğimiz amfibi hücum gemisini geliştirdiğinden e, bu gemilerden de yani kısa pisti gemilerden de kalkabilen e, bir muharip insansız savaş uçağı. Şu fotoğraftaki gemimi, Evet aynen Buradan gemi. kalkacak yani. Bu kısa pistli bir gemi. Yani kısa pistli olduğundan daha ufak bir gemi ve yani diğer büyük e, uçak gemilerinden 7-8 kat daha ucuz bir anlamda ve daha ekonomik çok daha ekonomik yani bundan kalkabilmesi bir e, savaş uçağının aslında e, bir anlamda muharebenin yani böylesine ufak bir gemiden insansız savaş uçağının kalkıp yine inebilmesi yani Bayraktar TB2'nin yaptığına muharebe doktrininde büyük dönüşüm diyorduk bunu artık devrim Denecek mi? Evet aynen çünkü Abi, ileride, bu, bu o kadar önemli ya. Yani. E bu o kadar Amerikalılar Amerikalılar çünkü... onu söylüyorlar. Eğer bunu başarırsa diyorlar. Hı. Türkiye denizcilik tarihinde kısa pistten insansız savaş uçağı kaldırabilen ilk ülke olacak e, söylemini onlar söylemeye başladılar. Ha, bu çok önemli o Tabii zaman. Tabii dünyada bu daha fazla Bayraktar TV3'ün bilgileri yani basit e, özet bir şekilde kamuoyuyla ilk paylaşıldığında dünyada e, dünyanın ilk drone gemisi Geliyor diye dünyada büyük ilgi uyandırdı. Hatta çok merak edildi. Ve yani Bayraktar tv 3 bu kısa pistli uçak gemisinden kalkabilen ilk siyah olacak sabit kanatlı. Çünkü genelde helikopter platformları tercih çok edildi. Helikopter yani pla o zaman siz şöyle... Yani helikopter, insansız helikopter platformları tercih edildi ama onların başka doğalarından kaynaklı problemleri var. İşte o zaman siz şöyle tasar tasarımı şöyle yapıyorsunuz. Gemiyle birlikte e, insansız savaş uçağını tasarlıyorsunuz. Şöyle, tam zaten tersi, tam tersi oldu. Bu, şöyle, gemi zaten bizim elimizde kısa pisti gemi var. Kısa, evet, yani Türk buna gemi, göre yapıyorsunuz. Evet, bu gemiye göre gemide en az neredeyse Bayraktar TB3 için hiç modifikasyon yapılmıyor. Aslında bu karadan da kalkıp inebilecek platform ama gemiden inip kalkabilmesi gemiye keşif anlamında ve vurucu güç anlamında Bayraktar TV3'ün büyük bir kuvvet çarpan oluşturuyor. Yani mesela Bayraktar TV3 binlerce kilometre öteye uydu kontrolünde gemiden kalkıp yani gemi zaten kendisi bir yüzer platform, bağımsız bir platform denizdeki ada gibi düşünün. Yani herhangi bir yere üstünüzü götürebiliyorsunuz. Ondan sonra... Müthiş bir şey o. Evet. Herhangi bir yere yani Akdeniz'e belki artık Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda belki okyanuslara geminizi gönderebiliyorsunuz. Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz operasyonlarını düşünün. Mavi Vatan operasyonlarını düşünün. Dolayısıyla bir kere üstünüzü taşıyabiliyorsunuz gemiyle. Peki bu gemiyi gemiye de yani çok uzun menzilleri, binlerce kilometreyi tarayabilecek bir keşif imkanı sunmuş oluyorsunuz. Çünkü bu şu anda da bizim Bayraktar TB2'ler Akdeniz'de Ege'de uçuyorlar. Yani satıhtan görüş imkanınız çok kısıtlı. Oysa yukarıya çıktığınızda şey Çok görebilir. büyük bir yani denizde zaten dümdüz bir şey olduğundan her şey iz bırakıyor. Yani hareketli gemiler her şeyi denizde iz bırakıyor ve çok kolay tespit ediyorsunuz. Yani karadaki gibi de değil. Dolayısıyla çok büyük bir keşif imkanına İmkanı. sahip oluyor. Çünkü gemi en fazla 100 kilometre 50 kilometre ötesini belki radarlarıyla görebiliyor. Dünya yuvarlak olduğundan yani görüş hattı ötesini göremiyor. Oysa bunda binlerce kilometre öteyi görüp hatta oraya muharip güç e, muharip güç e, projeksiyonu yapabiliyor. Bunun yanında insansız savaş uçağınızda gemiden kalkıp inebilir f olduğunda o özelliğe sahip olduğunda yani e, çifte, çifte bir güç çarpanına sahip olmuş oluyorsunuz siz. Devrim yani, dediğiniz şey de evet, orada çıkıyor. Evet devrim dediğim bu. Yani aslında e, insansız savaş uçağını yapmak başlı başına büyük bir iş ama bunun gemiden kalkabiliyor ve Milli geminizden ve kısa pistli geminizden kalkabiliyor olması birkaç tane kuvvet çarpanı birden yan yana koyuyorsunuz. Yani Peki, hem bu... muharip güç anlamında koyuyorsunuz bunu yani insan savaşacağın var bu bir çarpan bir bir kuvvet çarpan yani mevcut gücünüzü 3 ile çarptınız. E, gemiye koyduğunuzda bir üçle ile gemiden dip kalkabilen bir uçak yaptığınızda belki bir üçle daha çarpmış oluyorsunuz. Peki bunu ufak gemiden yaptığınızda şimdi ufak gemiden. Diğer büyük gemiler işte milyarlarca dolar bu çok çok daha 7-8 kat daha ucuz. Bir de buradan çarpan elde ediyorsunuz. Yani bir anda sizin çok daha zaten insansız hava araçlarının üstün kılan hususlardan bir tanesi de bu. Bizim insansız hava aracımızı Bayraktar TB2. Çok yüksek performansı çok daha ucuza yapabiliyor mu Bu da öyle da. olacak. Aynen Hem... öyle yani çok daha yani birkaç kuvvet çarpanını birden yan yana koyduğunuzda zaten devrim oluyor. Maliyet de düşük olunca... Evet, hepsi birden yan yana geldiği zaman yani hem insansız savaşacağınız var hem gemiden kalkıyor yani o ayrı bir kuvvet çarpanı hem de kısa pistli gemiden kalkıyor. O ayrı bir kuvvet çarpanı. Hepsi bir yan yana koyduğunuzda... Yani esas çok, bence hani savaş doktrinini değiştirdi dedikleri söz burada devreye daha çok... Burada doktrin. artık devrim olacak. Devri. Değil, doktrin değil. Muharebe de devrim. Doktrin değil. Bu da muharebede devrim. Bu başarıldığında tabii... E, bu başarıldığında şimdi biz bunun Bayraktar TB3'ü ilk üçün 2022'de inşallah yapacağız. E, ondan sonra, e, ondan sonra da gemi denemeleri başlayacak. E, muharip insansız işte insansız savaş uçağının ilk denemesini de ilk uçuşunu hedefimiz 2023 ve öncesinde gerçekleştirmek. Yani ilk uçuşun. Ondan sonra tabii bu projeler dediğim gibi Ahmet Bey yani sürekli dönüşüyor ve gelişiyor yani Bayraktar TB2 de halen daha biz sürekli şeyi ciddi. anlamadım. Şimdi sırada iki tane projeniz var. B Bayraktar TB3 Evet. ve, ve insansız, insansız savaş, savaş uçağı. uçağı. Ne zaman bunlar için hedefle? 2022'de inşallah ilk uçuşunu Bayraktar TB3 yapacak. O daha hızlı yapabileceğimiz o 1400 kilo ağırlığında bir uçak. Peki ee, bu insansız savaş uçağı. Insan savaş uçağı da 6 ton ağırlığında olacak. Daha süratli gidiyor. Yani savaş uçağı rejiminde uçuyor. Hatta bir süpersonik versiyonunu da yapacağız. Ve bunlar tabi yani... O ne zaman? O da ilk 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Ve bunlar en önemli kuvvet çarpanlarından biri de yani bir savaş uçağının maliyetinin belki 7'de biri, 8'de biri kadar. Yani bir savaş uçağı kaybetmeyi göze aldığınız yerde 8 tane bundan kaybetmeyi göze alabileceksiniz ki savaş uçağında pilot da var. Burada pilot da yok. Hiç savaş uçağını kaybetmek istemezsin. Şöyle düşünün yani en gelişmiş 5. nesil savaş uçağında bile 3-4-5 tane mühimmat olur. Bunda? 5'ini vurdu. Yani bu filoya karşı geldiğini düşünün. insan savaş uçaklarına karşı. Yani onda biri fiyatı ya aşağı yukarı 5. nesil uçağa göre. Yani ortalama uçak fiyatı söyledim. Onda biri ya 5'ini vurdu sonra ne yapacak? Diğer 5 tanesi ne olacak? Yani onları vuracak mühimmat kalmıyor. Ya kaçacak ya da bunlar bunu vuracak. Değil mi? Böyle bir denklem oluşturmuş oluyorsunuz yani, ve bunda insan yok. O zaman savaş uçağı insanlı savaş uçağı diye bir şeyi ortadan kaldırıyor bu. E, aynen dünya yani işte zaten o yüzden yani. buraya gidiyor. F35 falan filan bunlar hep hikaye olacak öyle anlıyorum ben. Yani dünya da zaten evet aynen e, bu noktaya e, doğru o yüzden çalışıyor. Yani biz, biz niye F35'in peşindeyiz ya e, hala? E, bir ama şimdi şöyle bir şey var. Bir geçiş süreci var. Bütün ordular bir anda her zaman şeyi geçemiyorsunuz. Bir anda dönüşemiyorsunuz. Dönüşüm süreçleri içinde bir zamana ihtiyaç var. Demin Üstad bir şey söyledi. Bizim Türkiye'deki aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer ordulardan son dönemde ayıran bir özellik var. Teknolojiyi en seri kullanan ülke pozisyonuna geldi Türk Silahlı Kuvvetleri. Birbiriyle konuşan bir ordu yarattık. Ne demek o ya? Çok güzel bir kelime. Linkler vasıtasıyla... Aslında bütün sistemler birbirle konuşuyor. Havadaki avaksınızdan, yerdeki hmm. deni, şeyinize, geminize, e, akıllı mühimmatlarınızdan sihalarınıza, ihalarınıza kadar bütün datalar birbirle konuşuyor. TİHA'lar geldiğinde Yunanlıların en son söylediği şey şuydu. Düşünün bir F16'yı kaldırıyorsunuz. F16 pilotu yanında kendisine eşlik eden 5 tane ile konuşarak onları taarruzi görevler verebiliyor. Ve TİHA'lar AVAX'la konuşup çok daha uzak bir mesafede hedef atabiliyor. Denizdeki bir hedefe TİHA işaretleyip denizdeki bir atmacayla, atmaca füzesiyle vurabiliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu andaki bütün envanterdeki silah sistemlerinin gücü birbiriyle linkler vasıtasıyla konuşması. Yani çok teknolojiyi yakalamak diye tabir kullanıyorsanız. Bu. İşte bu. Peki. TİHA'da bu anlamda Türk Hava Kuvvetleri'nin filosunun sayısal ve güç olarak arttırabilecek bir şey. Yani F16 pilotu yanında aynı füzeleri ve mühimmatları taşıyabilen sistemler ona eşlik edecek. Bu ne kadar büyük bir kuvvet çarpanı biliyor musunuz? Şu güzel işte şunu şu Akıncı. anda görüntü bunun görüntüsünü ne, ne çekiyor diyorsun Onur pardon? TB2 çekiyor. Ne, yani ne demek bu? Yani diğer SİHA'mız çekiyor. Ha, diğer SİHA çekiyor. Akıncı'nın uçuş test görüntüleri bunlar. Onu diğer evet. SİHA'mızın çektiği. Bir kısa ara verelim isterseniz. Sonra da son bölümle tamamlayacağız zaten. Konuşacağımız bazı konular daha var. Kısa bir bölüm. Ee, devam ediyoruz kısa bir aradan sonra. Tekrar birlikteyiz. Selçuk Bayraktar, Mete Yarar. Dene yap diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Nedir bu dene yap? Tabii dene yaplar bizim vakfımızın kurduğu teknoloji atölyeleri. Bunlar da 11 farklı alanda lise ve ortaokul çağlarındaki gençlerimize deneyimleyerek, işte robotik kodlamadan, bunun yanında tasarım ve üretim, gibi ve enerji teknolojileri, havacılık uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, yapay zeka teknolojileri gibi eğitimler veriliyor işte 5 yaşında çocuklar buna katılıyor. Bunlar ortaokul ve lise çağındaki çocuklar. Yani bir anlamda deneyimleyerek matematiği, fiziği bazen bu kavramlar çok soyut kalabiliyor. Bu dünyada da STEM denilen bir metodolojiye benziyor ama biz kendi müfredatımızı. Kaç odusturduk. kaç tane var böyle yer? Şu anda bizim vakfımızın 5 farklı atölyesi var. Burada 1100 öğrenciye eğitim verebiliyoruz. 1500 kadar öğrencimiz de bugüne kadar Bu eğitim aldı. aldı. Tabii bunun yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAN ve Türkiye Teknoloji Takımı'nın yürüttüğü bir deney yap projesi var. Orada biz sadece gönüllü ee, yani kendi e, hem gönüllü eğitmenlerimizin olduğu yani bizim destek verdiğimiz destek bir mi? anlamda müfredat evet. desteği verdiğimiz sizin yaptığınız kendi bütünüyle size ait olan eee deneyaplar var. var. Bir de diğer kurumların yaptığı, yaptığı ama deneyap, sizin gönüllü olarak desteği müfredat desteği ver. ve eğitmen eğitmen desteği verdiğimiz Hakkari'den Edirne'ye kadar ha, o 55, daha yaygın. 55 ilimizde toplam 66 Deneyap yap atölyemiz var. Bunlar tabi binlerce e, genç kardeşimizin eğitim aldığı adeta işte nasıl ki Lütfü Reis'in torunu Selçuk Bayraktar işte ülkemizin iyasiyalarını yaptıysa dünyaya nam salan yani Ayşe teyzenin Ayşe teyzenin Ahmet amcanın torunlarının biyoteknolojiden nanoteknolojiye siber güvenlikten yapay zeka teknolojilerine dünyaya damga vuracak gençlerin yetiştiği atölyeler. Geleceğin anlamında. Selçuk Bayraktarları yetişiyor o zaman. Yani ondan çok daha iyileri hatta diyebilirim. Çok daha Peki. donanımları, çok daha başarıları. Yani da Selçuk Bey ben şeyi çok merak ediyorum. Bu kadar çok yoğunsunuz. Aile, aileye nasıl zaman ayırıyorsunuz? Eşinize, çocuklara nasıl vakit? Kaç çocuk var sizde? Benim bir kızım var. Allah bağışlasın. Şu evet. anda fotoğrafını öper. görüyoruz. Evet. Evet. Dö Adı ne? Adı Aybike. Ee, Aybike. E tabii Üyle mi, İle mi? Aybike. Aybike. Ha, evet. Ha. Ay Sultan demek Türkçede. Ee, bu da tabii ilk uçuş. Ha bu bu küçücük yaşta. Kaç yaşında şu anda Aybike? Şu an 4,5 yaşında. Dört buçuk. Oradaki demin ki resimde de e, Bu bu bir sen önceydi herhalde. Bu bir uçuş denemesine girdi mi yoksa sadece fotoğraf mı çektirdi? Yoksa birisi <laughs> çektirdi bazen. Tabii biz, e, ben evlenene kadar iş yerinde yatıp kalktım. Annem babam da orada yatıp kalkıyor. Orada yaşıyorlar. E, şimdi de iş yerinin çok yakınında oturuyoruz. E, tabii gün içinde sık sık geliyor e, bizimle birlikte o da ha, yakın ufaklara, olduğu için. Akıncı'ya bakıyor. Akıncı'yı seviyor. İşte e, Bayraktar TV2'yi Seviyor. Bu fotoğrafta da çok güzel çıkmış ama Aybike, şahane. Evet. Evet. Akıncı yapılırken bu, zannedersem ilk uçuşunu yapmış, yapmamış mıydık? Tam hatırlayamıyorum şimdi tarihin. Burada zaten kaç yaşında Aybike? 2-2,5 yaşında. Orada, orada, herhalde. evet. Bu 2019 Teknofest, daha henüz uçmamıştı mokap. Akıncı. Mokap değil mi? E, mokap değil, o gerçek uçacak platform. Ha Öyle mi? Tabii tabii, mokap değil o platform. Ha, çok e, o ilginç. platform sonra uçtu. E, Teknofestten görüntüler. Orada iki sene önce olduğuna göre e, iki buçuk. Bu arada adım adım Aybike'nin fotoğraflarını da görüyoruz, <laughs> İzliyoruz Başka fotoğraf var mı Onur? Evet, tabii daha ufakken. E, tabii biz, e, yani ailemle geçirdiğim vakti çok önemsiyorum. E, eşim de sağ olsun. E, bizi hiç yalnız bırakmıyor. E, zaman zaman onun da sivil toplum e, vazifelerini yürütüyor. O zaman ben aybike bir bakıyorum annem. E, annem de iş yerinde olduğundan onunla beraber ha, annem, babam, de, evet. e, biz bakıyoruz. E, Eşinizin e, sizin yaptığınız de, işe ilgisi var mı? E, onun da tabii sağ olsun e, desteği her anlamda var. E, yani e, şöyle anlatayım. Tabii benim zaman zaman e, arazide olduğum dönemler de oluyordu. Sağ olsun aylarca gidip geldiğimiz dönemlerde de hiç desteğini eksik etmedi. Hatta şöyle bir anımız da var. E, bu Zeytin Dalı Harekatı'na e, başladığında biz mühendis ekiple birlikte araziye gittik. Yaklaşık 50 kadar mühendis. E, tabii o zaman e, 2. Ordu Komutanımız Metin Temel'di. Ee, onu arayıp işte komutanım ee, nasıl gidiyor harekat, ne yapalım, ee, nasıl destek olalım, işte ne kadar duralım burada tabii onlardan izinle gidiliyor bir taraftan. O da ki işte harekatın sonuna kadar artık buradasın. Ben tabii öyle deyince şimdi Elbaba harekatı böyle bir sene falan sürmüştü. Başlayıp, Bu da çok Mart daha büyük bir harekat. Kadar sürmüştü. Herhalde dedik burada kaldık biz, biz daha çıkamayacağız. Neyse son harekat tabii en ağır meteorolojik şartlarda devam ediyor. Biz de bütün o şartlara göre tedbirler geliştirdik ve bütün o e, elektronik harp koşulları e, harekat harekatın işte filolar halinde yine e, yani çok sayıda İHA ile birlikte en zorlu koşullarda görev yaptı. Sürekli de dediğim gibi yazılım değişiklikleri yapıyoruz. Gece gündüz işte orada hangarda konteynerlar vardı uçakların hemen yanı başında. Orada yatıp kalkıyoruz. Cumhurbaşkanımız tabii arada arayıp soruyor ne oluyor ne bitiyor falan diye. Tabii biz haftalarca orada kalıyoruz eve gitmeden. Sağ olsun eşim de hiç yani hiç yani yapılan işin çok önemli olduğunu bildiğinden hep destek oldu. Arayıp işte yani sık sık arayıp soruyordu nasıl gidiyor ne oluyor falan diye ne yapıyorsunuz diye. İşte ne ben de işte bazen uzayınca kalma dönemleri Selçuk bak işte eve dönecek olursan bana söyle ben gelir senin yerine nöbet tutarım diye tedavi <laughs> yapıyordu. Yani bir taraftan e, bu yaptığınız iş e, çok önemli. Aman geri kalmasın, aman kimsenin e, kılına zarar gelmesin. O hassasiyeti sağ olsun eşim hep gösterdi Allah bu, razı olsun. Bu fotoğraf nereden acaba? Bu da Teknofest'in ilk yılında 2018'de. Ee, çekilmiş onu, savaş onu kulağıma şey. diyor ki çok enteresan bir fotoğraf var diyor. Şimdi görüntü mü var? Video mu ha? Görelim bakalım neymiş o enteresan görüntü. Ha bunda bu tabii bu bir ritüel. İlk uçuşu yapınca muhakkak bunun sesi de aslında vardı ama. Bir sesini de açabilir misiniz başa alıp? Bu ha, bir bu, ritüel. Öyle i̇lk mi? Bu yaptığınızda havacılık ritüeli miydi? Evet, bu bir, bir havacılık Islatma. Yalnız bu arada e, şimdi ilk uçan <laughs> motorlu <gülüyor> uçaklarla Wright evet, kardeşler <laughs> oldu. Beraber söyleniyor <gülüyor> ama <laughs> havacılık <laughs> komutanımız kendisi oflu. E, o ilk uçan insanın of dersini atlayan oflu hoca olduğunu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada ben de yani baba tarafım Trabzon sürmeni olduğundan yani önemli bir uçuş olduğunu vurgulamak için Orada onunla alakalı bir, bir sesi ee, açabilir miyiz, duyabilir miyiz? <laughs> Aslında ben bir de şey merak <laughs> Geçen gün <laughs> e, fiyat tesliminden sonra bir tamam, <laughs> akıncı şey, <Öce> e, Ankara basında <laughs> güzel bir abi ekiple abi. beraber oynuyordu. Evet. Orada <gülüyor> iyi oynadı. <laughs> o oynadığında... askere, askere uğurlama töreni olduğundan <gülüyor> <gülüyor> e, biliyorsunuz biz askere giderken kına yakın. Aynen öyle. E, yani kutlaması yapılır bunu. Tabii. Çünkü çok yani peygamber ocağına evlatlarını uğurlarken. Mehmetçi'yi. Ee, böyle kutlama yapılır. Biz de Akıncı'yı askere uğurladığımızdan e, yani kutlanması gerektiğini düşündük. E, tabii ki en güzel e, yerel e, müziğimizle, türkülerimizle. Şeyi anlamadım ben. De, uç, ıslatmak uçuş sonrası mı olur bu? De, de. Bu tabii ilk yalnız uçuşa kaldıktan sonra oluyor. Yani siz bir kurs alıyorsunuz. Hı. Ve ilk defa işte kendi basınızı uçağı uçurabilecek ee, hale gelip pilot, pilot bizde var. var. E, tamam. Pilot değil bu. Kendi ya, uçuş onu anladım. Ucu ıslatmanın anlamını yani niye böyle bir şey yapıyorlar? E, onun anlamını okumuştum ama şimdi tam hatırlamıyorum. Gelenek yani bu o yani. Yani sebebini bilmiyoruz. Islatıyorlar. <laughs> e, e, Eşinizin ıslatmasını. Tabii onu orada e, onu orada diğer pilot kursundaki arkadaşlar, hocalarımız. Ayarlamışlar, sağ olsun. O da ben tabii orada yani insan olan çok ıslatmaz, çok fazla ıslatmaz diye her günde bulundum ama bayağı bizim... ha, bir vicdani çağrıda bulundum. Bir vicdani çağrıda bulundum ama o da ona rağmen ıslattı, sağ olsun. Gelenek yerine geldi. Bir fotoğraf daha var diyor Onur. Neydi o? Bakalım bir bu. O da benim 8 yaşındaki e resim. O zaman çok küçükken başlamış bu uçuş. Ama şöyle pilotu. babam alıp e, o dönemde. O yanınızdaki babanız mı? Yok o pilot babam pilot amatör pilot kursuna gidiyordu. O bu resimdeki yanımdaki babam amatör pilotluk kursuna gidiyordu. O dönemde tabii ben de beni de alıp götürmüştü sağ olsun. Ben de bütün uçağın kontrol listelerini. E, ezberlemiştim. Bir anlamda yani bizim Teknofest'te söylediğimiz şey var ya bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun belki ileride ülkemizin uzay programında çalışacak. Tabii. Yani yakalamaya çalıştığımız şey yani babam bana nasıl ki bunu aşılamışsa o kokpite oturtarak model uçak işte model uçak e, almıştı. Onu mesela yaparak ilk Japonya'dan bir anlamda, onu. Evet Japonya'dan. İşte Teknofest'in anlamı da bu burada. Teknofest'in ortaya çıkıyor anlamı yani. evet en imkansız çocuk bile gelebilsin en dezavantajlı çocuk bile gelebilsin. Yani her şey orada ücretsiz olsun, en az imkanı olan bile gelsin, bir uçağa dokunsun. Belki bu çocuk ülkenin kaderini değiştirecek. Yani maksadımız bunu aşılamak gençlere. Ee, benim için havacılığın öyle bir dokunuşu var. Yani o bir tutku. Ee, bir defa o ayağınız yerden kesildiğinizde, kesildiğinde bir daha içinizden hiç çıkmıyor. Ve iyi ki bu tutkuya sahip olmuşum. İyi ki bu alanı çok sevmişim diyorum hayat bu hep beni yaptığım işlerde sürükledi. Selçuk Bey böyle diziler var bazı savaşları anlatan dizi izler misiniz mesela? Çok acayip diziler sizin alanınıza da giriyor. Şöyle dizileri yani izlediğim diziler oldu ama izlememeye çalışıyorum çünkü diziler Tümüyle yani bağımlılık yapmak üzerine kurulunuyor <laughs> ve işim gücüm yani var. merak ediyorsunuz. Hayır şöyle yani aslında ya bir kaptırınca insan bir tutkulu bir karakteriniz de varsa her bölüm izlemek istiyorsunuz peş peşe. Yani bir bölüm iki bölüm üç bölüm yakın zamanda da izlediğim diziler oldu İşte yabancı yerli bir de hepsini bütün hepsini izlememeye çalışıyorum. Bazen de şunu yapıyorum. Ee, dizinin hikayesini okuyorum eğer sonlandırmak istiyorsam o zaman zaten merak edilecek bir şey kalmıyor <laughs> bir özet geçiyorsunuz dolayısıyla anlamını çünkü vakit lazım evet yani, değil mesela değil House of Cards izlemiştim ee, yakın... o da 6-7 sezon falan galiba yani hepsini yani. izlemedim sadece ondan sonra bir de e, Homeland Homeland Keşli evet Lab tam dizisini izledim orada da İHA, orada falan... İha hikayesi vardı evet onu izledim yerli dizilerden yani sonlandırmak için e, o tutku yani bir anlamda e, bağlanmamak için, bağımlılığı kırmak için hikayesini... Siz tutkulu okuyayım. bir kişilik misiniz? Yani biraz yapım öyle evet. Yani böyle yaptığında bir işi böyle sonuna kadar... Tutkuyla evet, yaparım. Evet tutkuyla ama diziler de biraz onu tetikliyor zaten. Şeyde e, peki boş vaktinizde ne yaparsınız yani? Ge gezmeye mi gidersiniz, sinemaya mı gidersiniz, kitap mı okursunuz hani nasıl dinlenirsiniz? Tabii kitap okuma benim e, yani teknik anlamda özellikle kitap ve sürekli kendinizi yenilemek durumunda olduğunuzdan bu teknolojik devinim devinimde sürekli yaptığım bir şey ve bunun yanında tabii teknik olmayan kitapları da ha bir Okumaya, defa teknik kitapları izlerim. Ya onları sürekli okumak durumundayım. Yani sürekli farklı farklı mühendislik disiplinlerindeki Gelişmeleri de e, bazen temel bilimle alakalı, yani temel mühendislik, e, ben elektronik ve uçak uzay yüksek mühendisiyim ama asıl uzmanlık alanım robotik kontrol. Ama 13 farklı mühendislik disiplinine e, koordine eden e, teknoloji liderliğini yürütüyorum Baykar'da. Bu anlamda sürekli farklı alanlarda da, yani mühendisliği bir bütün olarak görüyorum. Bir taraftan o yürüyor, bir taraftan... E, Tabii dünyayı ve gündemi takip etmek gerekiyor. Yani hem uluslararası ilişkiler alanında olsun, dünyayı ilgilen, dünyayı ve Türkiye'yi ilgilendiren temel meseleler olsun, onlarla alakalı sık sık e makaleler, yayınlar e okuyorum. Bunun yanında ailemle tabii geçirdiğimiz ve ailelerimizle foto geçirdiğimiz. Fotoğraflara baktığımda böyle doğa yürüyüşlerine biraz meraklısınız galiba. Bu ne ya? Bu bu fotoğraf. <gülüyor> güreş, <gülüyor> güreş tut. O kat Atavin. Atasporu. Herhalde o. ondan <laughs> tek etnospordan. Kim rakip de bayağı güçlüye benziyor bayağı yalnız. Ar tabii arkadaşlarımla çok sık e görüşüyoruz. Ben uzun yürüyüşler yapmayı çok seviyorum. Onlarla yani hem muhabbet edip hem yürüyüşler yaptığımız oluyor. Pandemi biraz tabii. Her şey e pandemi, pandemi ediyoruz, Yani böyle ediyoruz, evet. çıkamayınca o çok özlediğim hususlardan biri oldu. İşte yakın zamanda ee, Normalleşme ile birlikte sahile tekrar gidebilmek. Bu nereden? Eş, yine etno, at bin, e, o kat güreş tut. Herhalde etnosporun… Bu nerede o, ata bindiniz? E, bu etnosporun… E, etkinliğinde. Etkinliğinde eşim, eşim e, iyi bir at binicisi. E, yıllarca binmiş tabii benim o kadar e, bilgim yok konuyla alakalı. Ee, Ama yine de üstünde duruyorsun. Evet, üstünde e Yeter. Durabildim. Zaten atın atın başını aşağıya doğru eğmesinden belli. <gülüyor> <gülüyor> Ama Esra Hanım daha profesyonel e, görünüyor. <Evet>. Sümeyye, <laughs> Sümeyye, Hanım pardon. Sümeyye tabii iyi bir at binicisi. Ee, evet çok profesyonel bayağı, duruyor atın. Evet yani koşturabiliyor, engel de atlayabiliyor. Ee, o yıllardır. Sümeyye Hanım nerede öğrenmiş at binmeyi? Ee, o atlı spor Ankara'da atlı spor Kulübünde Kulübün bildiğim de. kadarıyla. Ee, yani daha çok hem ailemle hem dostlarımla e, ve bunun yanında söylediğim gibi yani e, televizyonu çok izleyemiyorum. Yani fırsat buldukça sadece arada bakıyorum ama film seyretmeyi çok severim. Yıllardır e, yani klasikleri, bütün klasiklerini, dünya klasiklerini takip ederim bir eleş, yani eleştirmenlerin yorumlarını okurum. Öyle bir merakım da var. Ilgili. Evet. Filmlerle alakalı. Tabii uçmak da bir tutku. Yani bir taraftan e, hobileri sordunuz. Evet, burası zaman zaman böyle doğa gezileri yapıyoruz. Burası Pürenli Yaylası. E, oraya gitmiştik. Ne yaylası? Pürenli Yaylası. Pürenli Yaylası. Evet. Düzce'de. E, muhteşem bir yer. E, eşim de çok seviyor yani böylesine doğa gezilerini yani imkan olsa tabii çok daha fazla yaparız ama bu pandemi dönemi tabii epey bir evlere e, kapandık. Evlere epey bir kapanmak zorunda kaldık. Evet, bu da Teknofest'ten çekilmiş e, 2018'de Teknofest'ten çekilmiş bir... Biçim buradan görüntü. o zaman Aybike Hanım'la Sümeyye Hanım'a selamlarımızı yollayarak bitirelim programı. Ee, çok... Ben bir son bir söz söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, tabii Böyle iki tane daha doğrusu üç tane güzel evlat yetiştiren anne babasına önce teşekkür etmek isterim. Özdemir, Özdemir Bey'e Bey e. ve annesine. Çünkü ikisi de her şeyi yetiştirirsiniz. Teknolojiyi verebilirsiniz, hayatla ilgili felsefeler verebilirsiniz. Ama bu mücadeleci ruhu ve bu azmi verebilmek için genlerinizden de bunun gelmesi gerekiyor. Ben ikisine de hem babasına hem annesine. Ellerinden öpüyorum ikisinin. Bu kadar e, iyi e, vatansever evlatları için. Buradan biz de onlara selam saygı. E, tabii burada e, hem Teknofest'te yarışacak genç kardeşlerimi hem Teknofest'te ziyaret edecek. E, Bu arada annemiz de annemize, göründü, evet. 81 ilimize ve 111 ülkeden katılım var. E, ve milletimize e, Teknofest'te. Aile boyu değil, sülale boyu davet ederken. Ama hem son, sül hem sülale, sülale boyu diyorsunuz, değil. hem yüz sınırlıyorsunuz. <laughs> nasıl olacak bu iş. <laughs> yüz binde sınırlı. Sülale <laughs> sülale, boyu. Sülaleler. Yani insanların hayatlarında nasıl ki bazen fırsatlar gelir ve kaçırdıklarında işte belki yıllar sonra pişmanlıkla bu dönemden bu fırsatı kaçırdığından bahsederler. Benim de şu anda bu ülkenin bir evladı olarak bir mühendis bir mühendisi olarak işte insan sağlığı araçlarında çalışan bir mühendisi bunun yanında genç kardeşlerine bu yolda onların önlerini açmaya çalışan bir kardeşleri bir abileri olarak şunu söylemek istiyorum. Nasıl ki insanların hayatlarında böyle 10 yılda bir fırsatlar gelir ve insanlar hayıflanır. Şu yaşadığımız dönemde bir kuluçka dönemi ve belki kolay kolay gelmeyecek bir fırsat. Şayet bu dönemde sabredersek, milletçe bu teknolojilerin doğuşuna ısrar edersek, vazgeçmezsek, gayret gösterirsek gelecek inşallah çok farklı olacak. İnşallah. Ben tekrardan sizlere ve ekran başında yayını izleyen herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. Çok teşekkürler Selçuk Bey. Çok teşekkürler Mete Bey. Hepinize iyi geceler. Hoşça kalın.